Canın sıkılmıyor mu böyle tek başına? Hayır, birini bekliyorum. İyi, gelmezse haber ver. Edemez miyiz Ali? Son hızla gidiyoruz Bahar. Müdürüm muhbirle niye tek başına gitti buluşmaya? Vardır bir bildiği, merak etmeyin. Birazdan oradayız. Ha gel gel. Otur. Abi benim. Seninki bizim mekana geldi şimdi. Biriyle konuşuyor, haberin olsun. Fazla vaktim yok. Sana konuştuğumu kimse öğrenmemeli. Yoksa beni yaşatmazlar. Merak etme. Adını, adresini, seninle ilgili her şeyi gizli tutacağız. Ama işimize yararsan tabii. Yarayacak, emin ol. Ben bu adamlar için 3 yıl kuryelik yaptım. Hı hı. Tam da o yüzden bizimle konuşmak zorundasın. Muhbirlik yapmazsan ceza indirimini unut. Az kaldı, 1-2 dakikaya oradayız. Bugün yarın malı ülkeye sokacaklar. Kim sokacak Sibel? Şu isimleri ver artık. Polat. Polat Yüce adında Paris'te yaşayan bir iş adamı. Bir de Fransız ortağı var. İş adamı dediysen bildiğin mafya işte. Ama esas patron o değil. Esas patron kim? Ne bileyim. Basit bir kuryeydim ben. Sadece Polat muhatabım. Polat işinize yarayacak. Malı Avrupa'dan buraya getiren o. Tırla mı? Hayır. Denizden gelecek. Hangi liman? Yemin ederim bu kadar biliyorum. Bak her şeyi anlattım, inan bana. Ama beni koruyacaksınız. Polat Yüce. Hı hı. Dua et bu anlattıkların doğru çıksın Sibel. Gidelim, daha fazla dolanma ortalarda. Beraber çıkmayalım. Önce ben çıkayım, sen biraz bekle.
Bekle, geliyorum. Hangisi gelecek? Ay tamam canım. Sibel neredesin lan? Dur. Şişt, ne oluyor? Bırak kızı, bırak Tessan. Dur, kal orada polis. Kal orada. Kahretsin. Polis, polis. Sakin olun, polis. Sakin olun, sakin olun. Ah, İmdat. Çabuk gel lan. Yardım edin ne olur. İn araba evin. Erol ne olur yapma. Dur. Sıkma, kadın arabada. Takip edelim abi, hadi. İçeri. Engin tamam, abiye bakın. Tamam, biz içerideyiz. Biz takip edeceğiz. Çekil, çık. Müdürüm, iyi misiniz? Ben iyiyim. Hadi siz peşine düşün, çabuk. Aliler düştü peşlerindeler. Ezgi, kanı durdur, ben ambulans çağırayım. Herkes bilinen yere acil ambulans. Tekrar ediyorum, bilinen yere acil ambulans. Engin müdür vuruldu. Rıza baba telsiz duydun mu? Hayır, kapatmıştım. Ne olmuş? Haberler kötü baba, Engin. Engin vurulmuş. Kimdi lan o herif? Kimdi? Erol, bitirdin kendini. Geri zekalı. Kapa lan çeneni. Abi, birileri geliyor geriden. Yapış abi, yapış şuna. Yapış, yeteceğim şunlara. Ben biliyorum onlara yapacağım. Allah kahretsin. Takip etmişler. Ne işler astın lan başıma? Asıl sen bizi yaktın, geri zekalı. Bahar, ilk yardım kutusunu alsan arabadan. Araba yok. Aliler takibe gitti. Ambulans yolda müdürüm. Tamam mı? Sıkın dişiniz. Hay ben böyle şansın ya. Ya nereden çıktı bu herifler Bahar? Nasıl görmediniz kızım ya? Kızım peşindelermiş herhalde. Müdahale edemedik, bir anda geldiler. Ezgi yavaş biraz ya. Pardon müdürüm. Abi hızlanalım. Kıralım şunların önünü hadi. Nereye lan adi herifler nereye? Çek lan za. Kaza yapacak bunlar. Lan dikkat et. Çeksene arabayı. Yolu açsana kardeşim. İnin lan arabadan. Çık. Dur orada dur. Yatsan arabaya. Yatsan, çık dışarı. Ateş etmeyin. Dur. Yoksa kız ölür. Sen de ölürsün. Arkadaşın da ölür. Hepiniz ölürsünüz. Kurtarın beni, ölmek istemiyorum. Ah tabii salak. Tamam abi tamam. Kesin oluyor. Nereye kaçıyorsun lan? Çek sen de çek. Geç oraya. Çök. Polise silahlı saldırı ha. Ne yapalım lan şimdi size? Ha? Ne polisi ya? İndir lan o kafanı. Kaldırma kafanı. Memur mu vurduk biz? Ulan emniyet müdürü vurdunuz. Emniyet müdürü. Ne? Allah cezan versin, bilmiyordum. Verdi zaten, verdi. Merak etme. O adamı Sibel'e göz koydu diye vurdum ben abi. Yemin ederim. Geri zekalı herif. Tamam kızım, tamam. Kendini de yaktın, beni de yaktın aptal. Tamam. Rahat dur. Kalk sen de. Kalk. Kurşun damarı sıyırmış. Merak etmeyin, iyileşirsiniz. Duydunuz mu müdürüm? Ağır değilmiş yaramız. İyi. Yalnız acele etmemiz lazım. Ah, Bahar. Beni haberdar edin, tamam mı? Tamam müdürüm. Siz iyileşmenize bakın. Tamam. Müdürüm, adamları yakaladık. Sibel'i de kurtardık. Her şey yolunda. Güzel. O zaman... Bir şey oluyor. Müdürüm. Bana biter. Siz verin. Hadi. Müdürüm. Müdürüm. Duyuyor musunuz? Müdürüm. Bayıldı. Gitmemiz lazım. Hadi. Bayıldı. Çabuk hadi. Nerede Engin? Arkadaşım bakar mısın? Engin Balkan'ı arıyoruz. Yaralı. Emniyet müdürü. Şu an ameliyatta. Peki durumu nasıl biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hocalar haber verir. Müsaadenizle. Tamam. Rıza baba.
Kızım bir şey söyleyin, nasıl Engin? İyi abi, iyi. Ufak bir operasyona girdi ama ciddi bir şey yokmuş. Tek kurşun yedi abi. O da ana arterlere falan değmemiş. Yani fazla kan kaybı olmadan yetiştirebildik hastaneye. Hayati tehlike falan? Yok müdürüm, iyileşecek. İyi. Oh, çok şükür, iyi bari ya. Nasıl yani? Adamların bizim operasyonla alakası yok mu? Maalesef yok usta. Sen muhbir kızla buluşunca mekanın barmeni kızın sevgilisine haber uçurmuş. Bu gerizekalı da kızı seninle ilişkide sanmış, ondan sıkmış sana. Yani ne polis olduğunu biliyor ne de operasyonlardan haberi var. İyi bari, sevindim. Müdürüm, neye sevindim? Vurulduğuna mı? Ya kızın deşifre olmadığına sevindim. Anlattıkları çok önemliydi. Peki isim verdi mi? Verdi. Polat Yüce diye biri. Ses kaydını aldım. Siz de dinleyin. Ha. Bugün yarın Madrilke'ye sokacaklar. Kim sokacak Sibel? Şu isimleri ver artık. Polat. Polat Yüce adında Paris'te yaşayan bir iş adamı. Bir de Fransız ortağı var. İş adamı dediysen bildiğin mafya işte. Ama esas patron o değil. Esas patron kim? Ne bileyim. Basit bir kuryeydim ben. Sadece Polat muhatap. Polat işinize yarayacak. Malı Avrupa'dan buraya getiren o. Güzel, güzel. Bu çok işimize yarayacak Engin. İfadeyi hemen savcıya iletelim bence baba. Avrupa'dan gelecek bu malı kesebilirsek adamlara büyük darbe vurmuş oluruz. Savcı işi bende. Düşünme onu. Tamam mı? Kızı da koruruz, Polat'ı da buluruz. Ama sen bu halde operasyona devam edemeyeceksin herhalde. Belki sahaya çıkamam ama merkeze bulunmak isterim. Ne acelesi var ya, bak dinlenme. Müdürüm durun bir. Kimse tatil yapamadı doğru düzgün, hele de siz. Bence bu bir fırsat, değerlendirin bunu. En az 3 gün buradasın. Pazarlık yok yani, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hı hı. Peki Rıza baba, öyle olsun. Hadi, hadi çıkalım çocuklar. Hadi geçmiş olsun. Hadi dinlen sen de. Kaldır, kaldır. Burnun görünüyor. Hadi Hüsnü gel, tamamız. Burunlar. Evet, tamam. Baba, acıktım ben. Sabredin oğlum, sabredin. Evet. Evet. Evet, tamam. Hadi başlayın. Ha. Ay. Koy kızım. Acıktı çocuklar. Getir oğlum. Bu önlemleri almak zorundayız tabii ki. Afiyet olsun. Getir üstüne. Çünkü bu önlemleri almazsak ne olur? Heh. O hani sokaklarda gördüğünüz koronavirüs fotoğrafları var ya, hani böyle vantuzları var. Deniz kestanesi gibi. Ha? Ay. Evet. Deniz kestanesi gibi. Hı? Aynı deniz kestanesi gibi oğlum. İşte o deniz kestaneleri bizim içimizdeki hücreler var ya çocuğum. İçimizdeki hücreler var ya, siz biyoloji dersinde görüyorsunuz onları zaten. Küçük küçük odacıklar var. O küçük küçük odacıklara biz hücre diyoruz. O hücrelerin içine girdi o kestane benzeyen virüs. Onlar var ya. Onlar benim içimde böyle fırıldak gibi döndüler oğlum. Fırıldak. O kestaneler var ya. Fırıldak gibi. Baba, her akşam böyle mi olacak? Abartmadık biraz. Ben bu işi dibine kadar yaşadım oğlum. Yoğun bakımda neler geldi benim başıma biliyor musunuz siz? He? Allah başa vermesin, Allah. Ay, babam haklı. Ben akşama kadar neler görüyorum. Ay. Ya baba, daha geçen gün bütün mahalleyi karantinaya aldılar ya. Ha? İyi misin? İyi misin? Şimdi beni iyi dinleyin. Çocuklar bakın, bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayacağız. 2 saatte 1 ateş her ölçülecek. Dezenfektan sıkılacak. Eve girip çıkanlar kontrol edilecek. Eve yabancı kimse mümkün olduğunca alınmayacak. Ne yapacağız? Sürekli evde kalacağız. Baba, artık yesek mi? Ye kızım, yiyebilirsin, yiyebilirsin. Hadi. Ye çocuğum, ye. Hadi afiyet olsun. Nazike, sadece bu tavuk pilav mı var? Dur, tavuk koyayım. Gelmemiş bu tavuğundan. Niye itiraz ediyorsun? Niye itiraz ediyorsun? Koy kızım, koy da. Dur. Çorba morba yok mu ya? Vereceğim üstü, vereceğim. Tamam, dur. Tamam, yeter, yeter, yeter. E bir koyma. Tamam, tamam kızım, yeter. Allah'ım. Eline sağlık Nazike. İçecek bir şey yok mu ya? Al cacık. Kalk Aryan. Al oğlum. Kalk. Al git, kalk. Dolaptan. Kalk, kendini al. Kalk, dolaptan al. Su var. Ah.
Al. Ama nereden? Buradan mı yiyeceğiz? Ay, kase getireyim. Ya buradan yenir mi ya? Aklımı aldın. Herkesin kaşığı buna girip iki defa tadım yapılır bunda ya. Ateş aç bilmem ne. Akıl mı bıraktınız insanda? Ya cacık ya. Herkese aynı cacık olur mu ya? Kase. Anlaşıldı. Birkaç saat sonra operasyona başlıyoruz. Mesut abiler sahada. Rıza baba ne zaman hazır oluruz diye soruyor. Hepimiz hazır sayılırız. Yalnız bu dosya Engin abinin. Hiçbirimiz onun kadar vakıf değiliz meseleye. Halledeceğiz bir şekilde. Aa, müdürüm. Ya bana bu kadar ihtiyacınız olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Müdürüm, siz hoş geldiniz. Abi senin ne işin var burada? Abi sen daha yatacaktın hani. Gelmem şarttı arkadaşlar. Bu operasyon önemli biliyorsunuz. Sağlığından da mı öyle? Sağlığım iyi baba. Doktordan da izin aldım. Eğer senin de müsaaden olursa başladığım işi sürdürmek isterim. Ne diyeyim Engin? Sana helal olsun. Pekala. Hadi. Yapın hazırlığınızı çocuklar. Komuta Engin'de. Tamamdır baba. Hadi arkadaşlar, toplandı odasına. Telsiz bağlantısında sorun yok değil mi? Yok müdürüm. Biz onları duyuyoruz, onlar da bizi duyuyor. Bakın, bu operasyon için haftalardır uğraşıyoruz. O yüzden teknik aksaklık istemiyorum, tamam mı? Keşke biz de gitseydik. Bence de. Yani arkalarında destek yok. Ya adamlar kalabalık gelirse? Hallederler merak etme. Bakın, kalabalık gitseydik şüphe çekerdik. Operasyon daha başından elimizde patlar. Benim de içime sinmiyor ama öyle olmak zorunda. Kolay gelsin çocuklar. Oturun, oturun. Sağ olun. Tamam. Ne durumdayız? Plan dahilinde ilerliyoruz Rıza baba. Dikkat et kendine, aklım sende kalmasın. Of be, yaşlandın ha. Vallahi yaşlandın. He, sen genceciksin sanki. Canımı sıkma benim. İşine bak. Tamam usta, tamam, merak etme. Hadi eyvallah. Yurt dışından gelecek uyuşturucunun İstanbul'daki ayağını tespit ettik. Mesut bağlantıyı kurdu. Ve şu an satıcılarla buluşuyor. Abi geldi. Merhaba Polat kardeş. Hem çağırıyorsun hem bekletiyorsun. Böyle mi iş yapacağız? Anca. Yalnız olacaktın hani? Bu arkadaş kim? Kimse kim, uzatma. Anlat hadi, niye çağırdın? Mesut adamlarla buluştu. Adamlar mı dedim? Adamlar evet, anlaşılan iki kişi gelmişler. Bu hoşuma gitmedi hiç. Tetikte ol üstüne. Anlaşıldı. Aşağı veriyorum. Avrupa'dan mal getirecekmişsiniz, İstanbul'a inecekmiş. Allah bereket versin. Sen nereden duydun? Boş ver orasını. Diyorum ki, beraber çalışalım. Nakliyeyi bize bırakın. Yani biz dağıtalım, siz yorulmayın. Kafanız rahat olsun. Vallahi malın talibi çok kardeş. Ama bizim gibi sağlamı yok. Gramını zayi etmem. Benden sana garanti. Yapma ya. Patrona anlat bunları. Her kimse artık. De ki ona, bizden iyi ortak bulamaz. Sen patron kim biliyor musun? Onu sen söyleyeceksin. Bilmiyorsun demek. İyi, bilme zaten. Herifi ikna et Mesut. Bize patron lazım. Sen beni görüştür patronla. İş olursa sana açıktan 100.000 dolar. Tamam mı? Ama yalnız bugün cevap isterim, evet mi hayır mı diye. 100.000 ha? Vallahi ağzından bal damlıyor. Dur bir konuşalım hele patronla. Konuş tabii, konuş. Ha, parayı keş verecekmiş de. Zaten limana gelecek mal. Hemen bugün yaparız alışverişi. Ne dedin? Eyvah. Liman demeyecekti, ağzından kaçırdı ya.
İmam mı dedin sen? Tamam oğlum, dedim de ne olacak yani? Malın denizden geleceğini nereden biliyorsun? Ne ayaksın oğlum sen? Ya saçmalama ya, saçmalama ya. Allah Allah. Orası kaçtır Zaha baba. Düşünün, müdahale et çabuk, çabuk. Anlaştık. Paranoyak mısın lan? Lan kafayı mı yedin? İndir şu silahı. Devlet misin lan sen? Polisle mi çalışıyorsun ha? Kimsin lan sen? Lan deli deli konuşma, çek şunu. Lan ne oluyor? Başka kimse var mı? Yok usta yok. Bu ikisi var. Allah cezanızı versin. Kes lan kes. Gebertmediğime dua et. Kafa çeneni. Merkez burası tamam. İki şüpheli de etkisiz. İşimiz bitmedi. Malın esas sahibini ve teslimat yerini öğrenin çocuklar. Üstüne şu adamları konuşturun. Anlattırın ne biliyorlarsa. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi. Anlaşıldı tamam. Polat bana bak. Kime çalışıyorsun söyle. Derdimiz seninle değil, patronunla. Patronum falan yok benim. Senin yalanına başlarım lan. Demin kafama sıkıyordu, şimdi salağa mı yatıyorsun lan? Canım acıyor, ambulans çağırın bana. Yok ulan öyle bedavadan ambulans falan. Bak oğlum, istediğimizi verirsen sana söz ambulans çağıracağım. Ama eğer konuşmazsan... Konuşmazsan yanlışlıkla tetiğe basarım, sonra da kaza oldu derim. Ben yırtarım ama sen ölürsün, tamam mı aslanım? Yani karar senin. Ya öleceksin ya kalacaksın. Tamam be, tamam. Lanet olsun. Mal Özcan'ın malı. Hangi Özcan lan? Özcan Şanver. Ne dedi bu? Tekrar et bakayım. Özcan Şanver. Özcan Şanver. Bu isim bana tanıdık geliyor. Uyuşturucu davalarında adı hep geçer bu adam. Ama ne delil ne şahit. Asla kanıtlanamaz bu işlerle bağlantıları. Bir şekilde hep kurtarır yakasını. Belki de bu sefer kurtaramaz. Bu iş gitgide büyüyor. Neredeydi, ne yapıyordu en son bu Özcan'ı öğrenmemiz lazım. Hemen sordururum müdürüm. Ama galiba yurt dışındaydı en son. Demek ki dönmüş. Mesut. Özcan'ın malı İstanbul'a nereden sokacağını öğrenmen lazım. Şş, bana bak, hangi limana girecek söyle. Yemin ederim bilmiyorum nereye indireceğini. Bana söylemedi, kimseye söylemez. Vallahi bilmiyorum, yemin ederim. Oui, oui, d'accord. Merci pour votre aide. Merci, au revoir. Interpol'le konuştum. Haberleri iyi Rıza baba. Fransızcam seninki kadar iyi değil evlat. Şu bahsettiğin iyi haberleri bir özetlesene bana. Interpol'de Özcan'ın peşindeymiş epeydir. Ha. Verdikleri istihbarata göre Özcan Odessa'dan tekneyle çıkmış. Buraya geliyor. İyi de nereye geliyor? Hangi limana çıkacak? Odessa'dan çıkarken rota beyan etmişler. Poyrazköy Limanı'na geliyor. Yapma ya. Çöz şunu.
hayırdır? Hayır kaptan, ne olsun? Yalnız geleceğim demişti. Kim bu yanındaki? Arkadaş bizden, sıkıntı yok. Mal nerede? Şşşt! Ne oluyor orada? Köpek avlıyor. Ne oldu ki? Ya şu malı ortaya çıkarsana ya, bir görelim. Allah Allah! Sen kimsin birader? Sana mı hesap vereceğiz? Bizden dedim ya kaptan. Kadir, İtat! Bir gelin buraya. Şimdi bu arkadaşlarla mı korkutacağım bizi kaptan? Korkutsan iyi olur. Abi, işler karışıyor. Mesut'tan şüphelendiler abi. Şimdi ne yapacağız? Müdahale edeceğiz hızına. Şunların üstünü bir arayın beyler. Şşş, yaklaşma sakın. Bak bana elini sürenin elini kırarım ha. Hadi gel, kır sıkıyorsa. Ulan, ulan şimdi sen kır. Hepsi tamam usta. Herkes iyi mi? İyiyiz abi, iyiyiz. Tekneye giriyorum abi. Arda, Ezgi gelin benimle. Ambulans çağırın. Mal nerede lan? Nereye zuladın? Konuş. Ne malı ya? Uyuşturucu lan işte, uyuşturucu. Yok öyle bir şey. Senin yalanını. Özen nerede lan? Özen nerede? Konuş. Konuş. Oğlum konuşmayıp da ne yapacaksın gerizekalı? Sizi satmış işte. O seni sallamadı değil mi? Korumana gerek yok. Özcan çoktan gitti. Nasıl gitti oğlum? Nereye gitti? Kaçtı işte. Bizi satıp kaçtı. Nesini anlatayım? Bizi limana yolladı. Kendisi kaçtı gitti. Benim başka işim var dedi giderken. Meğer kendini kurtarmış adi herif. Nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır, hiçbir şey demeden bastı gitti. Sattı bizi namussuz. Nerede bulacağız? Garip bize yardım edecek. Hadi oğlum. Kokla. Kokla. Bir şey buldu galiba. Arda bir bak bakalım şuraya. Galiba burada bir şeyler var. Bak bakalım. İşte burada. Aferin sana, aferin. Aferin, aferin. Hani lan yoktu? Hani lan yoktu ha? Ha? Beşgül merkezi Tulay'ı bulduk. Mal elimizde. Elinize sağlık Üslü. Peki ya Özcan? Maalesef kaçırdık orada. Anlaşıldı Üslü, anlaşıldı. Kötü oldu. Özcan şebekenin lideriydi. Onu bulmadan bu dosya kapandı diyemeyiz. O kadar da kötü durumda değiliz. Piyasaya sokmaya çalıştıkları mal elimize geçti. Üstelik bir sürü şüpheliyi de gözaltına aldı. Biraz da iyi tarafından bakmak lazım değil mi? Polat'ı niye biz sorgulamıyoruz? Herifi bir çözsek neler bulacağız kim bilir? Oğlum biz yaptık yapacağımızı. Bundan sonrası narkotik şubenin işi. Bizim şu anki işimiz dinlenmek, rahatlamak. Her şeyde biz koşturmayacağız değil mi? Mazlum! Çaylar nerede? Çaylar! Ulan yarım saat oldu be! Mesut ya bağırma! Niye bağırıyorsun kulağımın dibinde? Geliyor mu geliyor, patladın mı? Cevap verme lan, cevap verme. Getir işte. Abi uğraşıyor işte, yazıktır. Gitme üstüne. Usta, sen gergin misin be? Yoo, niye gergin olacağım? Hiç bilmem. Ya Hakan ne yaptınız siz? Yerleştiniz mi eve? Ha, yerleştik de...
Bir mutfak dolapları kaldı. Ha. O da bugün yarın biter. Yani pek bir şey kalmadı evin, değil mi? Eve Hakan mı taşınıyor, Bahar mı taşınıyor anlamadım ben usta, anlamadım. Hakan paket olmuş usta, geçmiş olsun. Yalnız birilerine de tatil yaramış mı, bana mı öyle geldi? Ha Cemal, çifte kumrular sizi. Tatil mi? Ya abi, ha. Öyle gezdik geldik biraz. Aha. İşte öyle, bir iki hava değişikliği. Belli, belli. Yarımış ne güzel. Değil mi? Maşallah, maşallah kardeşim, maşallah. Gençsiniz, gezeceksiniz tabii. Biz de gençtik ama çay beklerken yaşlandık, yaşlandık. Lan mazlum, nerede oğlum çaylar, nerede? Bak kaza çıkacak elimden ha, getir lan. Allah Allah. Allah Allah. Usta bak hala yengesiz, sende bir şey var ya. Ne olacak ya, ne olacak? Yok bir şey. Amma kurcaladın ya, bir rahat bırak ya. He. Bir dakika, bir dakika. Ben anladım sebebini. Tabii ya. Senin nikah yaklaşıyor ya. Ondan gergesin sen. Değil mi? Çok komik, çok çok. Mesut. Doğru mu? Sen nikah yüzünden mi böylesin? Ne? O ya olur mu öyle şey? Kuru iftira ya. Mazluma gıcık oldum ona bağırıyorum kızım. Yok öyle ayrıca. Ben zaten hep asabiyim ben. Benim yaratılışım böyle, ben ne yapayım yani? Ne alakası var nikahla mikahla? Ha evet ya, inşallah bir alakası yoktur Mesut. Çünkü evleneceğimiz için gerginsen ben sahiden bozulurum buna. Ya kızım yok öyle bir şey, ne alakası var? Uyuma şuraya. Ya gülme sen de be. Öf. Yazlığı bir güzel temizlettim, havalandırdım. Ha. Birkaç tamirat işi de vardı ama bu sene böyle idare edeceğiz artık. Ne dersiniz aileciğim, ne dersiniz? Zaten kalacağınız alt tarafı bir hafta. Ha. Tamiratla falan görüşeceğinize keyfinize bakın. İyice tabii canım, dinlenin. Tabii ki, tabii. Anne bu ne böyle bu kadar ya? Tatilin tadını çıkarın. Ne hadi. Yapalım kalabalık? Ay keşke siz de gelseydiniz bir abicim. Vallahi yani, hiç içimize sinmeyecek böyle. Hadi şu an. Bizim de içimize sinmiyor Pınar'cığım ama işimizi gücümüzü nasıl bırakacağız değil mi? Bu arada siz bir haftalığına gittiğinize emin misiniz ya? Taşı taşı bitmedi, belim kırıldı. Ya Ali, ya, bir çocukla birden tatile çıkıyorum. Nasıl daha az eşya alabilirim söyler misin? Ya, çok biliyordum madem, sen hazırlasaydın bavulları. Tamam, tamam, tamam. Hatta şöyle yapalım. Sen tatile çık, devreye ben çıkayım Ali. Vallahi ben razıyım. Yeter, didişmeyin artık. Hadi, hadi. Ya, güzel güzel ayrılalım. Hadi, güle güle. Güzelciğim, bak. Bir fırsat olursa atlayın geri. Tamam mı? Ha. Tamam mı Ali? Siz bizi hiç beklemeyin. İşimiz başımızdan aşkın. Değil mi Ali? Öyle öyle. Belki gelirsiniz. Anneciğim ha. Size iyi tatiller. Sağ çocuklar canım. Öpün bakalım babayı. Ha. Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Hadi, hadi bakalım. Bakalım. Hadi. 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 Gel gel. Atla. Şimdi üzmeyin annenizi. Hadi geç aileciğim şöyle. Ha. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Ben bekliyorum, tamam mı? Tamam tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Hadi. Hadi. Baba o kadar mutluyum ki ağlayabilirim şu an. Ben de sus. Yani tabii özleyeceğim hepsini ama. Ya bırak sana baba ya. Ev bize kalacak hem de bir hafta. Bundan daha güzel tatil mi olur ya? Sus sus sus. Nazar değdirme. Yerin kulağı var. Aman aman aman. İnşallah bir aksilik olmaz da dönmezler. Ya ne aksiliği baba ya? Yok aksilik falan. Sen bana bırak kendini. Ben de bundan sonrası. Rahatla. Gel girelim biz evimize. Gel. Hadi. Oh, hadi bakalım. Kusura bakma, seni de apar topar çağırmış gibi oldum. Olsun, ne olacak canım? Ben de acıkmıştım zaten. Ne yiyoruz? Arda, ben yemek yemeye gelmedim. Konuşmaya geldim. Peki. Ben yesem ayıp olmaz herhalde, değil mi? Ha, bu arada haftaya adaya gideriz diyorduk ya. Ha işte yalan oldu. Çünkü mesai kilitlediler. Ama öbür hafta rahatız. İstediğin adaya gideriz. Heybeli, Burgaz, Büyükada, nereye istersen. Arda, ben ayrılmak istiyorum. Ne? Duydun işte. Ayrılmak istiyorum. Bitsin istiyorum. Ha ne oldu? Hiç beklemiyordum. Ben birkaç gündür sana söylemek için fırsat kolluyordum. İyi ama niye Şükran? Niye? Niyesini boş versen. Ya nasıl boş vereyim ya?
Bir sebep duymayı hak ediyorum. Şükran, bak biz iyiydik. Yani ben iyiydik diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Evet, iyiydik Arda. Ama ne olur beni ikna etmeye çalışma. Ben kafamda bitirdim. Anlıyor musun? Bu fasıl kapansın istiyorum. Daha ne diyeyim ki? Vay be. Ya keşke telefonda söyleseydin. Telefonda söylemek ayıp olur diye düşündüm. Ya böyle çok mu güzel oldu Şükran? Hiç ayıp olmadı değil mi? Haklısın. Daha kötü oldu, affedersin. Şükran, doğru söyle. Başka biri mi var? Ya yemin ederim yok. O zaman derdin ne? Arda, biz... Senle ben sandığımız kadar uygun değiliz. Zorlamanın alemi yok işte. Bitince bitiyor, ne yaparsan yap. Çok üzgünüm. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak ne demek? Tamam, dön arkanı git işte. Bir şey demek zorunda değilsin. Peki, nasıl istersen. Hoşça kal. Bu Özcan işi canımı sıkıyor usta. Benim de. Halbuki Beyto olsa... Yani sen Beyto gibi piyasaya çıksan... Özcan'ın bir şekilde radarına girsen... İyi mi olur diyorsun? Şahane olur diyorum. Beyto Bey, hakkınızda iddialar var. Terör eylemleri düzenlediğini söyleniyor. Bak, Özcan malını kaptırmayı göze alıp kayboldu. Duracak mı bu adam? Asla durmayacak. Kimle çalışacak? Kaç ton sevkiyat patlattık. İlla ki yeni birine ihtiyacı olacak. O yeni biri Beyto olsa, geçen seferki gibi. Örgüte bile yanaştık, çözdük adamları. Özcan'ı mı alamayacağız? Yani alırız almasına da şimdiki durumum o zamanki gibi değil. Nasıl değil? Usta, ne var aklında? Sen bu kadar tereddüt etmezdin. Etmezdim. Ama şimdi ediyorum. Kardeşim, haftaya evleniyorum. Artık bir işim olacak. Sınırı geç, operasyon yok. Vur, kır, tamam. İyi, güzel. Yaptık hepsini. Yine yaparız. Ama şimdi mi yani? Bak, Tunç senin de elinde büyüdü sayılır. Ben bir kavgadan diğerine koştum durdum. Çocuk gün yüzü görmedi. Allah'tan kurtardı kendini. Ama şimdi başka yani. Genç de değilim eskisi gibi. Senin benim bu hayattaki ikinci şansım. Yani kaç defa kırdık döktük kızı. Zor toparladık. Şimdi böyle... Kelle koltukta iş alıp bir daha berbat edersem... Anlıyorsun değil mi beni? Anlamaz mıyım kardeşim? Anlamaz mıyım? Özcan abi hoş geldin. Eyvallah. Burası mı? En iyisini buldum sana abi. Rahat edeceksin. Sözüm söz. Rahat huzur mu bıraktılar adamda? Hepsi hallolacak abi. Sıkma sen canını. Giden paradır maldır. Hepsini geçtim ama böyle it gibi saklamak dokunuyor kanıma. Boş ver abi, bize sen lazımsın. Buyur geçelim. Çantaları alın, çabuk çabuk. Sorma ilacım. Müsteşar Bey, emniyet müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Eve bile gidemedim ben ya. Valilikteyim tabii, hayır. Yok, gideceğiz birazdan tabii. Ayla kapatmam lazım benim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi. Tamam, tamam. Ya keşke orada olsaydım Pınar'cığım. Ben de bayılmıyorum devreye atmaya ama ne yapalım Pınar? Evet. Kızım, ekip aracındayım şu an. Sabaha kadar sürer nöbet. Hayır, ararsın, açmam falan merak etme, tamam mı? Hadi hadi, öp çocukları benim için. Hadi bay bay. Niye uzatıyorsun? Kapat. Nöbetteyim de. Ya işte inandırıcı olsun diye baba ya. Ha. Şşş. Vay 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 vay. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok şık oldun ha. Hadi ya. Sahi mi? Bu gömleği, bu ceket. Ha. Şahane olmuş. Samimi söylüyorum. Jilet gibisin baba. Süper. Vallahi billahi. Oldun mu o kadar? İyi akıl ettin bu gece gezmesini. Tabii ya. İnşallah güzel bir yere götürüyorsundur beni. Aa, ha. Baba görsen, öyle nezih, öyle şık bir yer ki. He. Kasıntı değil, pahalı da değil.
Tam sana göre böyle şık. He. Bu gençlerin falan takıldığı bir yerse orada sıkılmayayım yani sonra. Ya olur mu baba ya? Bak sen bana güven. Çok keyif alacaksın. 10 numara yer. Hem bizim de seninle şöyle baba oğul bir akşamımız olmasın. Hı hı hı. Kapatalım telefonları da. Tamam. Şöyle mis gibi takılalım kafa kafaya. Hak etmiyor muyuz yani? İyi hadi. Bu gece sana teslimim. İnşallah abuk sabuk bir yerlere götürmezsin beni, tamam mı? Ya dur ben ha. Şu yakanı bir düzelteyim. Bunun düğmesi açılmış. Çetin ne haber lan? İyi. Gelsene oğlum buraya. Ne diye duruyorsun orada? Önce parayı ver. Ulan az çakal değilsin sen de ha. Al parayı. Arkadaşlar 34 Bursa Denizli Denizli 997 plakalı araç birazdan önünüzden geçecek, çevirin. Baksanıza ya. Yazık değil mi? Zorlu uyuşturucu sattırıyorlar çocuğa. Aha bunun gibi kaç tane çocuk vardır? Ya şu iş bir bitsin. Başında kim varmış öğreneceğiz. Ezgi biri daha geliyor. Ben de. Çeto var mı lan bir şeyler? Var, son kaldı. İyi, şansımız varmış. Mal post çıkmaz değil mi oğlum? Geçen aldığım iyi değildi. Ben onu bilmem, alıyor musun? Tamam, alıyorum. Çıkarma. Al bakalım. Kaldır ayağını. Ne yapacağız? Parayı işi yaptıran adama teslim edecek. Araçla takip edersek korkabilir. Ben takibe devam edeyim. Siz geriden gelirsiniz. Tamam, çok yaklaşma. Şöyle. Peşindeyim. Diğer mağlı çocuk. Tamam, biz de yan sokaktan geliyoruz. Hayırdır kardeş, nereye? Çekil birader, hadi. Çocuğumu takip ediyorsun. Kimsin lan sen? Çekeceksin lan. Hadi bunu da tut. Bunu da tut lan. Tut. Geç lan şöyle, geç. Geçin lan dur! Geç! Polis! Geç hele! Lan dur! Geç şuraya! Amirim, vallahi polis olduğunu bilmiyorduk. Cemal! İyi misin? Ne oldu? Ne oldu Cemal?
Ne olacak? Bunlarla uğraşırken çocuk kaçtı. Sen polise bıçak mı çektin ha? Vallahi bilmiyordum komiserim. Kes. Al, al tak şuna kelepçeyi, emniyette anlatır derdin. 45-42 merkez, takip bitti. Çocuğu elden kaçırdık, tamam. İki kişiyi yakaladık, merkeze geliyoruz. Çıkar lan paraları. Ben sana ne dedim lan? Uyanık olacaksın. Etrafına bakacaksın. Baktım vallahi Derman abi. Baktın da polis bizi yakalasın diye peşine taktın öyle mi? Yok abi, görmedim polis mi? Göreceksin oğlum. Göreceksiniz lan. Tamam abi. Tamam mı lan? Tamam abi. Tamam abi. Geç lan sen de şuraya. Alayım sana bakar şimdi. Burada ekmek peynir var. Alın yiyin hepiniz. Sana yok Çeto. Sana bugün su bile yok. Bana bakın lan. Biriniz bile bu Çeto'ya ekmek verirse hepinizi kafasını kırarım. Duydunuz mu lan? Baba nasıl mekan? Başta gürültülü geldi ama alıştım. Ne güzelmiş ya. Aferin, hadi aferin. Hayır, ben seni kötü yere getirir miyim baba hiç ya? Başka bir isteğin var mı? Ara sıcak söyleyelim istersen. Yok yok. Meseleler güzel. Acelemiz de yok. Masanın tadını çıkaralım oğlum. Çıkaralım tabii ya. Zaten şurada kaç gündür saltanatımız kaldı. Ya keşke bizimkiler şu tatili uzatsa. Onlar orada, biz burada. Baba oğla ne güzel kafa dinler. Öyle ama uzarsa tadı kaçar. Yok yok, kaçmaz. Peki aldık en fazla 3 gün. Sonra özlemeye başlar. Ama yok yok. Bak ben aileyi şimdiden özledim bile. Sahi mi? Sahi tabii ya. Bunları da özledim. Torunlarımı da. Onların o gürültüsünü, patırtısını da özledim. Aile her şeyindir Ali. Onlar olmadan ömür nasıl geçer ha? Haklısın baba. O zaman bu akşam ailemizin şerefine yiyeceğim. Hadi. İyi civarlar. İyi. Ya. Deniz yordu tabii. Pestili çıktı ikisinin de. Oo, bırak uyusunlar. Biz de laflarız azıcık. Ali ne yaptı acaba? Aramadı kaç saattir. Çalışıyordur kızım, ne yapacak? Sen boş versene Ali'yi. Kafanı dinle azıcık. Ay oh be. Dünya varmış vallahi anne. Hayırdır inşallah? Bu saatte ne mesajı bu? Seval yollamış. O kim? Ta kaç sene önceki komşumuz, sen hatırlamazsın. Allah Allah. Rüyasında mı görmüş? Ne diyor? Bir fotoğraf atmış. Bir de yazı yazmış. Aylacığım, bu fotoğrafı şimdi çektim. Kocana dikkat et. Aa, ne diyor bu be? Anne aç bakayım sen şu fotoğrafı. Rıza'yla Ali dansözü oynatıyorlar. Bizi uyutup alemi yapıyorlar. İnanmıyorum ya. Bir de bana nöbetteyim dedi Ali bu akşam. Ah Rıza, ah.
bir sorgu. Bitti. Bitti müdürüm. Kimmiş Cemal'in önünü kesenler? Çeteye çalışıyorlar abi. Takip ederken fark etmişler bizi. Kime çalışıyorlar yani? Derman Kızıl. Dosyası da kabarık. Uyuşturucu, kapkaç, gaz. Karışmadı, suç kalmamış. Bu satış yaptırdığı çocuk kim? Tam olarak kimliğini bilmiyoruz ama adı Çeto. Derman onun gibi başka çocukları da zorla çalıştırıyormuş. Diğerlerini öğrenebildik değil mi onları? Öğrendik. Ama Derman hep mekanda durmuyormuş. Ve de sık sık yer değiştiriyormuş. Tamam. Sabırlı olacağız. Hem şu Derman'ı bitirmemiz lazım. Hem de kurtarabildiğimiz kadar çocuğu bu heriflerin elinden almamız lazım. Şimdilik izlemedesiniz, tamam mı? Tamam baba. Derman gelene kadar bekleyeceğiz. Güzel. Kolay gelsin. Sağ ol. Nereye sakladın sen parayı? Şu araya sakladım. Koy cebine diğerleri görmesin. Seninki nerede? Burada. Ne yapacağız şimdi? Kaçacağız. Nasıl kaçacağız? Çıkıp gideceğiz işte. Derman abi yok zaten. Saklanarak gideriz. Bu sefer yakalanmayız değil mi Çeto? Saklanarak gideceğiz bir şekilde. Olmazsa bir daha deneriz. Kaçana kadar. Kaçana kadar kardeşim. Annemin yanına gideceğim. Üvey babam yine kovarsa beni ne yapacağım? Gitmezsin sen de. Kapıda yatarsın. Sen Trabzon'a mı? Evet, dedem beni bir görse bırakmaz zaten. Onun yanında yaşarım. Hadi gidelim. Sen çık, ben geliyorum. Ne kadar kaldı? 10 dakikaya oradayız. Bizimkiler varmak üzeredir. Haber uçtuysa Derman'a elimiz boş dönmektedir. Hangi deliğe girse onu bulup çıkaracağız. Derman çıktı mı çöküyoruz. Hareket var. Sen geç. Geç. Çocukları çıkartıyorlar bak. Derman nerede? Gel lan buraya gel. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Ne yapıyor ya bu? Abi bırakın. Boydeni kıracağım lan seni. Geç. Derman çıkmadı, ne yapacağız? Takip edeceğiz. Gittiğimiz yerde buluruz. Yok, bu iş böyle olmayacak. Bu çocuklar elinde kalacak. Hadi, 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 hadi. Kal orada, kal, dur! Dur lan, dur! Dur, dur, dur! Dur, geç şöyle, geç! Gel buraya! Nasıl kaçacak? Geç! Ne oluyor ya? Lan dibinizdesiniz, nereye kaçıyorsun? Ne yaptık biz abi ya? Konuşma lan, konuşma. Ne güzel tokat atıyorsun lan ha? Sen öyle, ha? Öyle mi vuruyordun lan? Ha? Öyle vuruyordun çocuklara? Kalk! Lan! Nasıl vuruyordun lan? Tamam, korkmayın çocuklar. Biz polisiz, tamam mı? Abla, bizi nereye götüreceksiniz? Güvenli bir yere götüreceğiz, tamam mı? Merak etmeyin. Ne yapmışlar çocuklara ya? Kolları musmu? Allah cezalarını versin. Ya baba!
Kırarak bu zaman oyun mu oynuyorsunuz lan? Benden para çalıyorsunuz. Bir de kaçmaya çalışıyorsunuz. Aksız bir dayanmayacağım. İddia diye bir şey yok oğlum. Sizin suyunuz ısındı. Hadi lan şimdi. Hadi. Abi ne olur bırak bizi. Hadi lan. Derman nerede lan? Nerede lan Derman? Bilmiyorum. Çocukları nereye götürecektin? Bir yere götürmeyecektik komiserim. Öylesine parka gidecektik. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Çeto'yu nereye götürdüler? Söyle! Nerede Derman? Kaldır lan! Abi yapma. Abi çok ağır bu. Teşna şu tarafa. Siz her seferinde benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz lan? He? Abi yapma. Vallahi bir daha yapmayacağız. İç gibi çalışacağız. Çok para kazandıracağız. Yürüyün lan! 45-43'ten Ümraniye civarı tüm birimlere. Çocuk kaçırma vakası. Cevher Sokak 13 numaraya acil intikal. Acil intikal. Ali hızlı, bu psikopat çocukları bir şey yapabilir. Yetişemez. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Birazdan oluruz. Ev burası. Kimse yok burada. Çok sessiz. Etrafa bakalım. Biz eve giriyoruz eski bak. Hadi. Sesleri geliyor. Gel. Gel tamam. Korkmayın. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin çocuklar. Gel, gelin. Tamam. Gelin böyle. Gel. Çocuklar iyi misiniz? Ne oldu burada çocuklar? Gel lan. Gel. Gel içine. Gel. Gel şöyle. Gel. Ha, gel. Derman da kuyuya düşmüş baba. Derman öldü. Çetesi de bitti ama çocuklar kurtuldular. Ama ellerini kana buluyor. Kimsesiz kalmışlar. Küçücük çocuk bunlar Cemal. Nasıl kaçsınlar? Nasıl kurtulsunlar? Ne yapsınlar? Kazayla olmuş baba. Çocuklar canlarını kurtarmaya çalışıyormuş. Çok korkmuşlar. Biliyorum. Baba, savcıyla konuşursun değil mi? Konuşacağım. Sonuç nefsi müdafaa. Ceza almamaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Merak etme. Çeto'yu da dedesinin yanına göndereceğiz trablonu. İsmail'i de Kayseri'ye göndereceğiz ama üvey babası istemiyormuş. Evden kovuyormuş çocuğu. Kayseri emniyetinden arkadaşlarla konuşurum ben. Gidip adamı bir uyarırlar. Yıllardır sahipsiz kalmış çocuklar ama artık sahipsiz değiller. Ne gerekiyorsa yapacağız, tamam mı? Sağ ol baba. Hadi. Baba, levrekler şahane. Bahçeyi de kurarız sofraya gene. Ha. Mangalı... Mangal işi bende. Sen salataya bak, tamam mı? İyi tamam. Nasıl istersin? Hadi. O sesler ne? Ne bileyim. Baba. Bebeğim.
Ne yapıyorsun sen? Çocuklar, siz odanıza. Hadi. Pınar ne? Hadi, hadi Zeyno. Pınar ne işiniz var? Ayla? İkinize de yazıklar olsun. Ne işiniz var burada sizin Ayla? Hesap sormaya geldik Rıza. Pınar, siz bir hafta kalacaktınız hani. Niye erken geldiniz, ne oldu? Elinin körü oldu Ali. Elinin körü oldu. Ne oldu ya? Rıza'cığım. Bir bak bakalım şuna. Bak bak, sen de bak. Hayda. Nereden çıktı bu? Allah Allah, kim çekmiş bunu ya? Allah Allah. Sana aşk olsun Rıza. Yaşına başına bakmadan dansöz oynatmaya utanmıyor musun? Bir dakika. Ver şu telefonu. Dansöz oynatmak diye bir şey yok. Dansöz zaten oynuyordu. Geçerken bize de uğradı. Ya tamam, alt tarafı bir yemeğe çıktık. Tamam, işimiz yoktu, tamam, kabul. Zırt pırt aramayın diye size öyle söyledik. Bunda yok bir şey yani. Büyütmeyin artık. Ay hadi oradan Ali ya. Ya bizi başınızdan sepetleyip aile mi yapmışsınız işte? Yazıklar olsun. Senden hiç beklemezdim Rıza. Çok üzdün beni, çok. Ben ismimi kaç senedir saklıyorum bu heriflerden. 1000 tane dosyayla geldiler. Hepsinden kurtardım paçayı. Şimdi böyle kucaklarına düşmek için miydi hepsi? Abi, seni uçurmasak tekneden şimdi ellerindeydin. Ya giden para olsun, mal olsun. Yine kurarız tezgahı. Yine döndürürüz iş. Sen başımızda olduktan sonra. Şuna 2 tane buz at, gel. Artık adımız, sanımız, attığımız adıma kadar her şey ellerinde. Kolay değil öyle bundan sonra. Ne yapacağız abi? Kaçacak mıyız? Bırakacak mıyız? Öyle bir şey yok. Beni böyle köşeye sıkıştırana, hesap sormadan hiçbir yere gitmek yok. O polisleri araştıracaksın. Hangi ekip, hangi şube, adlarını öğreneceksin. Canımıza okuyan kimmiş, bana bulacaksın. Anladın mı? Emrin olur abi. Haydom, gel bakayım oğlum. Bekle orada oğlum. Haydar Berk'im. 36.01. Aslan oğlum benim. Geç otur yerine oğlum. Dur orada. Dur. Baba ne oluyor ya? Bekle orada. Ateşini ölçüyorum. Baba iyiyim ben. Sus. 36.4. Tamam, geçebilirsin yerine. Aman baba ya. Bekle orada. Baba artık yeter ya, bırak şunu. Ha? Baba sana hep katılıyorum ama bu kadar da şüpheci olma. Dur orada. Tamam. Dur, hareket etme. Ay Hüsnü, ne yapıyorsun? Karışmayın be. Karışma teyze. Sus bir. Silah gibi tutmuş, şeytan doldurur. Sus be. Zeliş, 36.7 sınırdasın, dikkat et. Hadi oturamadık, hadi. Ölç, hadi. Nazike, konuşma, aleti şaşırtıyorsun ya. Bir düşük bir yüksek ölçüyor ya. Kaç? Ay üstü bırak şunu, Allah'ını seversen. Burama kadar geldi. Sen odana mı geçsen, ne olur ne olmaz. Hiç uğraşamam şimdi seninle. Çayımı içeceğim, sonra gidip dizimi seyredeceğim. Dizi dedin de bizim ışık sıvası nerede? Vallahi babacığım, benden duymuş olma. Ama arkadaşlarıyla buluşacakmış. Parti dedi baba ya, parti. Partiye gidecekmiş ya. Parti mi? Evet. Ne partisi ya? Allah bilmiyorum. Her yerde salgın var, ne yapıyor bu salak ya? İşte. Dedik ama dinletemedik ki. Dur, ben ona hesabını soracağım şimdi. Neden söylüyorsun? Onun şifresi kaçtı. Tamam. 13-15. Aa, telefonu çalıyor. Babam arıyor. Lan, eşek sıvası. Ne işin var lan senin partide? Gerizekalı. Baba, çok ses var, duymuyorum seni. Benim salak oğlum. Dışarıda virüs kol geziyor, sen partilere gidiyorsun. Bu kaçıcı lan bu hafta? Şişt, çabuk eve gel. Ya ne virüsü baba ya, sıkılmadın mı hala ya? Bak hala, sen beni duymuyor musun oğlum? Babacığım, virüs
işlere bir şey yapmıyor. Ya siz kendinize dikkat edeceksiniz bir zahmet. Ya biz de eğlenelim biraz değil mi ya? Patreye de göndermedim zaten. Bütün oyuncuları Alaçatı, Çeşme geziyor. Bir ben yokum orada. Ya bir akşam çıktım diye burnumdan getirmeyin ne olur ya. Senin ağzını vurdu var ya. Ne? Ağzını, ağzını. Ne? Baba tamam tamam. Geç gelirim ben. Tamam mı? Hadi. Hadi beklemeyin beni. Hadi. Bay bay. Bak. Laflara bak. Eşek sıpası bak. Bak suratıma kapattı herif. Kapattı. Hayır bir şezlong olmuş 1000 lira. Hala Alaçatı diyor ya. Çapını da bilmiyor salak. Gelsin mi gelsin mi eve ben ona göstereceğim çapını. Aman varma sen de üstüne genç adam o. Yok ya. Salalım herkesi bildiği gibi yaşasın öyle mi? Biriz zaten yurt dışında ne yapar ne eder bilmiyoruz. Bu gözümüzün önünde ama böyle. Metin abimi özledim ben ya. Vallahi ben de. Mert'imi de özledim. Ay Allah'ını kuzeyi her fotoğrafta daha büyük geliyor gözüme böyle böyle baktık. Sus kızım sus sus ya sus. Evlat da özleniyor ama torun. Ah Mert'im benim ah nerede desinin bir tanesi be. Çok özledik çok. Ay bana da döksün. Ver kızım ver. Ver kolonya. Hadi çatışma mı olmuş? Evet abi. Bu tarafta bayağı mermi deliği var. Yoldayken saldırmışlar gibi görünüyor. Şu tarafta da fren izleri var abi. Kaçayım derken kaza yapmış. Bunlar kime saldırmış belli mi? Henüz bilmiyoruz. Koltukta kan izleri var. Ya yaralı olarak kaçtı ya da kaldırdılar her kimse. Plakaya baktırmadınız mı? Baktırdık abi de araç kiralıkmış. Kimin kiraladığını bulmaya çalışıyoruz. İçinden bir şey çıkmadı mı? Cüzdan telefon yok abi. Parmak izi bekleyeceğiz. Üf, bunların dertleri ne ya? Neyin peşindeler? Büyük iş olabilir abi. Gözleri dönmüş. Yol ortasında infaz gibi. Açtınız mı bagajı? Sıkışmış abi. Olay yeri açmaya çalışıyor. Komiserim açıldı. Bak bakayım içeri. Çanta var komiserim içinde. Çanta mı? Aynen. Güvenli mi bu? Ha? Güvenli komiserim. Nereden anladın oğlum? İçinde de olabilir ki komiserim. Tamam aç hadi aç. Para komiserim. Bir ışık versene şuradan. Komiserim. Bir enayilik var bu işte. Sahte gibi değil mi abi? Yani bilmiyorum ki. İnceletmek lazım. Zaten sahte olmasa alıp götürürlerdi herhalde. Şu kiralama şirketini araştırın. Paraları incelemeye alsınlar. Kamera falan ne lazımsa hadi. Hadi. Tamam abi. Hadi. Gel bunları bir poşete koy. Gel hemen koy bir poşete. Tamam komiserim. Sessiz ol, sessiz. Bu halin ne? Hadi içeri, içeri, içeri. Kim yaptı, ne oldu? Anlat. Çözdüler bizi. Bütün tezgah patladı. Peşime düştüler. Zor kurtardım canımı. Kaçtın buraya mı geldin? Ya peşindelerse? Kaybettirdin izimi. Hem merak etme, bilmiyorlardı zaten burayı. Oktay, bak çok çok kanamış bu. Hastaneye gidelim, olmaz böyle. Hastane hastane yok, olmaz. Saralım, bir şey yok ya. Sıyırdı sadece. Hadi ne olur yardım et bana. Of Oktay, tamam bekle geliyorum hemen. Ne partiydi be. Tekin Bey hoş geldiniz. Babacığım... Hoş bulduk da sen uyumadın mı ya? Bu evde soruları ben sorarım oğlum. Şimdi cevap ver bakalım.
Neredeydin bu saate kadar? Partideydim ya baba, konuştuk zaten. Oğlum, biz hepimiz, teyzen, kardeşlerin bir tarafımızı yırtıyoruz virüs kapmayalım diye. Maskeyle geziyoruz, kalabalıklara girmiyoruz. Cebimizde kolonyayla geziyoruz. Ki bu hastalığı ben geçirdim. Ona rağmen dikkat ediyorum, doğru mu? Doğru babacığım. Peki o zaman sen niye bir gerizekalı gibi davranıyorsun? Bas bas bağırıyorlar kalabalığa girmeyin diye. Senin partide ne işin var? Ya, babacığım yemin ederim uzak durdum herkesten. Mesafeli durdum. Uzak durmuşmuş. Allah'ım sen bana. İki kızlarla böyle mıç mıç. Allah. Nasıl uzak durmakmış o acaba? Ayol bir sakin olun. Oh. Yapmaz bir daha. Bir daha diyorsun teyze ya. Ya bir kere de bulaşmıyor mu bu? Bana niye çepkiliyorsun sen ya? Ya sus bilip bilmeden. Bir şey... Yes. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun nasıl? Şşt. Al şunu. Bu ne baba? Battaniye. Bahçede yatacaksın ya, senin olur üşütme diye. En güzelim. Hı? İyice sarın ama üşütme. Abla, ya dışarıda mı yatacağım ben? Oğlum seni ben bu eve sokar mıyım? Kal bir hafta dışarıda, aklın başına biraz. Çocuk oyunu sanıyorsun değil mi sen bu hastalığı? Ulan benim başıma neler geldi, ne çabuk unuttun. Hadi, hadi biz de uyuyacağız artık, çık dışarı. Ya babam hadi. Şimdi. Hadi. Ya of ya, bari bir yastık verin. Yok yastık bastık. Hadi çık dışarı, defol. Teyze, teyze. Ben sana yastık veririm. Hadi yatın siz de. İnsan onu hiç acımaz be. Yazdım bunu üstü çoban. Alt tarafı partiye gittik ya. Bu ne biçim hayat ya? Ayrı eve çıkacaksın artık, yeter. Konuşma hayatı var. Ya ben nasıl yatacağım burada? Herkes gözünü dört açacak. Başka dalga dümen istemiyorum. Yarın ağır misafirler var. Büyük oyun dönecek. Eksik istemiyorum, anladınız mı? Tamam anladık abi. Nerede Oktay şerefsizi? Eliniz boş mu döndünüz oğlum? Abi bulduk adamı da elimizden kaçırdık. Ne yaptınız? Bir daha söyle bakayım. Abi peşine düştük, arabaya sıktık. Yaralandı da namussuz. Ama sonra kaza yaptı. Yol mal ortalık karıştı. Kaçtı elimizden. Lan adam kaçarken siz ne yaptınız? Armut mu topladınız? Bulun lan adamı. Yanındakini de. O kağıtları basanı da. Taşıyanı da. Benim dükkanımda bana tezgah açanı da bulun. Karşıma getirin. Şerefsizim, hiçbirinizi affetmem. Görüyor lan bulun. Kiralama şirketi ne oldu? Çıktı mı bir şey? Abi orada saçma bir durum var. Araç 6 ay önce kiralanmış. Kiraladıkları kişi yurt dışındaymış. Adama da ulaşamıyoruz. Aracı başkasına bırakmış olabilir. O da kafasına göre kime verdiyse artık. İşin gücün yoksa uğraş ya. Saçma sapan o parmak izi falan. Öf. Beklemedeyiz. Biraz fazla beklemeye başladık. Farkındasınız değil mi? Sıkıştıralım arkadaşlar abi. İyi. Ha. Abi, sahtecilik dosyalarından iyi anlayan bir arkadaş. Kolay gelsin komiserim. Eyvallah, sağ olasın. Gel kardeşim, şu paralara bir bak da. Bunları basanları tanırsınız belki, ha? Siz ultraviyole ışıkla mı anladınız komiserim? Sanki böyle yani öyle dokununca da belli gibi ama ışıkta da yani aynı gibi yani bir renkler tutmuyor. Komiserim renkler tutmuyor da banknottaki emniyet şeridini bu kadar iyi yapan bir Ömer'i biliyorum. 4-5 sene önce almıştık. Hapis yattı. En son gördüğümde de bırakmıştı bu işte.
Belki de tekrar başlamıştır. Olabilir. Belki de başkasıdır. Ama Ömer'i bir yoklayın dedi. Bunu nerede buluruz? Ciğeri yurdu nerede bunun? Var mı birisi sizde? Hadi gir içeri. Yavaş yavaş. Yavaş. Üşümüşüm ha. Teyze. Babam kızmaz beni eve aldığında. Ama kızarsa kızsın. Öyle kedi gibi bahçede yatılır mı evladım? Ben sana kıyabilir miyim? Sen var ya bir tanesin teyzem benim. Oy, köle olsun teyzen sana. Hadi git yat. Hadi sus. Sessiz ol, kimseyi uyandırma. Hadi iyi geceler sana teyze. Hadi Allah rahatlık versin. Sahte paraları. O paraları da sen yapmışsın. Sen nereye gittiğini de biliyorsundur. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Konuş lan. Söyle lan. Söyle. Abi. Abi bilmiyorum. Lan. Konuş lan. Söyle. Bulamamışlar adamı. Konuşturmaya çalışıyorlar. Cemal sen arkadan dolar. Söyle lan. Söyle lan. Söyle lan orayız. Doktora. Gitmiyoruz kızım bir yere ya. Bu kadar işte. İdare edeceğiz artık. Vallahi benden günah gitti. Sen bilirsin. Geç hadi şöyle uzan. İçecek bir şey yok mu ya? Dilim damağım kurudu. Ya senin peşinde silahlı adamlar var Oktay. Sen burada keyif peşindesin. Çözeceğim bir şekilde merak etme. Nasıl çözeceksin? Bak buraya gelmesin bu adamlar. Of Betül, çok korkuyorsan git kızım. Kim bu şimdi? Birini mi bekliyorsun? Yemek söylemiştim. O gelmiştir. Merak etme. Siz şimdi de polisleri peşime takacaksınız. Ne yapayım lan ben sizi? Abi affet. Abi sabaha kadar bulamazsak bir daha karşına çıkmayız. Yıkılın lan karşımdan. Defolun. Kimsin? Rakip abi bir dinle beni. Oksay? Vay vay vay. Ne cesaretle diyorsun oğlum ha? Abi vallahi hatamı biliyorum. Borcumu ödeyeceğim. Ulan şerefsiz. Sahte parayla geldin. Beni mekanımda çarptın. Ben sana bir daha inanır mıyım? Şimdi neyin peşindesin lan? Abi vallahi paraya dokunmadım. Ellerimle getirip sana vereceğim. Şu adamları çek peşimden. Başka bir şey istemiyorum. Sabah erkenden burada olmazsan gelir bulurum.
İkindiye de kaldırırlar cenazeni. Duydun mu lan? Ne diyorsun ama abi? Sözüm söz. Sen bir gel de ben sana neler yapıyorum. Yani başka bir yer kalmamıştı değil mi Ali? Senin aklına uyan da kaba. Ya dansözle mansözle benim ne işim olur o? Baba kusura bakma gerçekten. Ya ne desen haklısın tamam. Ya hiç tahmin etmedim ki böyle olacağını. Sana çok kızgınım ama asıl aileye bozuldun ben. Böyle bir muameleyi hiç hak etmedik yani. Ya alt tarafı baba o. Felekten bir gece çaldım dedi. Tabii canım. Burnumuzdan getirdiler vallahi. Çok geçmiş olsun baba. Sağ ol, sağ ol. Ali, sana da geçmiş olsun kardeşim. Sorma abi. Evden de kovulduk. Ben kovulmadım. Vurdum kapıyı, çektim çıktım. Aman ne fark eder, aynı ikisi de baba. Çok fark eder. Ya baba. Tekin! Tekin! Madem uyanmıyorsun. Ne oluyor be? İşte böyle kaldırırlar adamı. Ya manyak mısın ya? Ne yapıyorsun? Ya baba meyve almaz, sen su dökersin. Bana sardınız hepiniz, yeter be. Ay! Babamı hiç laf etme adam haklı. Partiye gittiğinde başın göğe mi erdi? Oğlum ya orada birinden virüs kaptıysan, ha? Bir şeyim yok diyorum, hala darlıyorsunuz beni. Bir rahat bırakın artık ya. Rahat bırakmıyorsak seni düşündüğümüzden. Sevildiğini bil, it! Dur orada bekle. Abi sözümü tuttum bak. Hepsi burada. 500.000 dolar. Al çantayı. Söz abi. Bir daha sana yumruk yapma. Can tatlıymış abi. Geç oldu ama anladım şükür. Çanta tamam abi. Ha. Aferin de bu işler öyle kolay değil. Seni cezasız göndermem Oktay kardeş. Abi dur. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun abi? Ben böyle oynayanın hayatımı alırım. Etrafını sarıldı. İyi misin Oktay? İyiyim komiserim. Mermi yaktı biraz. Her şeyi anlat lan, her şeyi anlat. Abi bu salak herif Oktay. Benden aldığı sahte paralarla kumar oynamış. Gitmiş bir de en manyağına bulaşmış. Kim oğlum bu adam? Ragıp komiserim. Onun adamları da peşimize düştü. Ona da gelecek sıra. Sen bana şimdi Oktay'ın yerini söyle. Abi yerini bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Kesin kız arkadaşına gitmiştir o. Yaz şuraya. Yaz şuraya. Yaz şuraya. Abi ben... Ne abisi? Ne abisi? Yaz şuraya. Ha, sana bir adres gönderiyorum şimdi. Sakın sesini çıkarma, sakın. Kim gelmiş Betül? Polis, kaldır ellerini. Kalk. Geç şöyle, ters bir hareket yapma. Burayı nasıl buldunuz? Oktay bir şey yapmadı, neden kelepçe takıyorsunuz? Sana konuşma dedik değil mi? Otur, geç şöyle. Benden ne istiyorsunuz? Yaralıyım zaten. Bizimle işbirliği yapacaksın. Niçin işbirliği yapayım peki ben sizinle? Canını kurtarmak için Oktay. Peşindeki adamlardan kurtulmanın tek yolu bu. Biz buraya gelmeseydik peşindeki adamlar gelecek. Ve büyük ihtimalle de ölmüş olacaktın. Ne yapacağım peki? Ne istiyorsunuz? Ragıp'a parasını geri vereceksin. Ragıp beni gördüğü yerde öldürür. Merak etme, biz önlemimizi alırız. Bu telefon senin mi? Evet. Ara bakalım Ragıp'ı. Ragıp teslim ol, bak tek başına kaldı. Ragıp bırak silahı, öldürteceksin kendini. Bırak. Son kez uyarıyoruz, at silahını. Tamam. Teslim oluyorum. Ateş etmeyin. İndirme kolları, ani hareketinde gidersin. At, 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 bırak. Attım silahı, tamam. Ne inatmışsın be Ragıp, ha? Boşu boşuna can yaktın o kadar. Mekanda sağlammış. Gerçi oyunun bozuldu biraz ama.
Geç. Geç. Baba, müsait misin? Heh, gelin gelin çocuklar, gelin. Operasyon tamam mı? Tamamdır baba. Oktay'la matbaacı zaten elimizdeydi. Kumar oynatan Ragıp'la çetesini de topladık. Peki savcılığa sevkler? Hallettik baba, hepsi paket. İyi bakalım, hadi elinize sağlık. Hadi, işinizin başında. Başüstüne müdürüm. Buyurun. Pınar Akdoğan ve Ayla Soylu burada mı oturuyor? Evet, evet. Alayım ben bunları. Teşekkürler. İyi günler. Anne? Aa! Ne bu çiçekler? Babamdan sana, Ali'den bana. Bana. Çiçek yollamışlara. Tabii, biliyorlar kabahatli olduklarını. Bence şık hareket ama anne. Yani çiçek yollayarak özür dilemişler, baksana. Ay çok da güzeller. Hakikaten çok güzeller. Kart da varmış. Seni üzdüğüm için senden daha üzgünüm. Sen bu dünyadaki tüm çiçeklerden daha güzelsin. Ya şapşal. Ay bir de kart yazmışlar. Yani kızdırıyorlar filan ama gönül almayı da iyi biliyorlar. Hı. Ya arasak mı acaba? Bak detayla atlamayalım. Bu raporları bitirelim çocuklar bir an önce. Tamam hallederiz baba. Pardon çocuklar. Efendim abi. Dua et ki sana kızgın kalmayı hiç beceremiyorum. Anlamadım. Çiçekler çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Çiçek? Çiçekler mi? Sırıttığınıza göre sizinle bir ilgisi var sanırım ha. Pınar da bana mesaj yazmış. Çiçekler için teşekkür ediyor. Bir şey değil kardeşim. Hadi biz olmadan bir işe kalkıştık baba. Yani sizin adınıza çiçek yolladık. Bozulmadınız inşallah. Rıza, orada mısın? Dinliyorum Aylacığım. Ne diyordun? Beğendin mi çiçeklerimi? Çok. Ağzımızın tadını kaçırmaya gerek yok artık değil mi? Bence de yok. Ama sen dansözlerden uzak dur yine de. Hadi peki tamam olur. Görüşürüz hadi. Size helal olsun. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ha. Allah razı olsun sizden abi. Vallahi şık diye düzeldi aramız ya. Ya kalpli mesajlar yolluyor Pınar. Geç otur şöyle geç. Bak bir buket çiçek her şeyi açar kardeşim. Vay be. Biliyorsun bu işleri be. Olsun o kadar üstücüm. Hadi şu raporlara devam edelim ha. Güzel yaz güzel. Ben geldim. Hoş geldin. Aman. Babacığım hoş geldin. Çay içer misin? İçerim kızım. Hoş geldin Hüsnü. Şöyle şunu vereyim. Aferin Nazike. Babacığım. Yanında. Dök 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 dök. Dök bol bol dök. Ne yaptı bizim sorumsuz sergeli? Tekini mi diyorsun baba? Başka sorumsuz var mı bu evde? Anca parti parti gezmeyi bilir. Erken kalkmak yok, sofraya oturmak yok. Hadi kıyamadık bahçede uyumasın dedik. İçeride de uyanmak bilmiyor eşek. Yalnız Hüsnü çok önemli... Sus kesme lafımı. Dene. Nazike burama kadar geldi. Hem suçlu hem güçlü. Niye çıkmıyor odasından? Ha? Ay niye Allah. Çıkmıyor? Tabii Hüsnü, gezmelere, partilere uça uça gidiyor. Bir yemeğe oturmak zor geliyor. Allah Allah. Baba yok ama öyle değil. Yok. Bana savunmasını yapmayın. Tekine bundan sonra sıkı yönetim ilan ediyorum. Duydun mu eşek sıvası? Ay Hüsnü. Duydun mu? Adam edeceğim lan seni. Ay Allah. Ölene kadar peşindeyim oğlum. Ben seni adam edeceğim. Babacığım acaba yormasam mı kendini ha? Çünkü Tekin evde değil şu an.
Ne? Yok. Boşuna fırça atıyorsun, o da boş. Abim erkenden kalktı, deneme çekimine gitti babacığım. Aa, ha, hadi ya. Söylesenize baştan kızım. Anlatıyoruz. Bir saattir boşu boşuna yırtınıyorum. İnsan bir ikaz eder ya. Valla denedik ama olmadı baba. Dinlemiyorsun ki. Tamam iyi. İyi, uzatmayın, çay getirin bana hadi. Altı derece mi? Nasıl ya? Bozuk lamba. Hakan ya, bu taşınma işleri hani insanın başına bela olur ya. Bir ihtiyacın falan olursa söyle mutlaka. Sağ ol da senin kendi telaşın yok mu nikah falan filan? Yok ya, ne telaşı? Zaten düğün falan olmayacak. Malum virüs meselesi. Kendi aramızda bir şeyler. Sen yine de ara bir şey lazım olursun. Tamam sağ ol. Hakan, neredesin? Seni arıyorum her yerde. Buradayım, ne oldu ki? Bak şimdi, bak şu lacivertli koltuk nasıl? Salona iyi gider bence. İndirime de girmiş. Olabilir. Sen beğendiysen uyar yani. Yani sen gereken yardımı belli ki alıyorsun. Bize pek gerek kalmamış. Olur mu öyle şey ya? Yapma Allah aşkına. Ama kötü mü? Yani baksana şu koltuğa Selim, bak. Bak. Yok canım, yani sen beğendiysen tamamdır. Güzel, tamam. Güzel. Peki, bak şu bej de güzel aslında. Ha? Yok be, bunun rengi çok abartılı değil mi? Doğru, sana göre fazla renkli. Bak bakayım. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Aç mısın? Değilim yok. Değilim teyze. Nasıl geçti seçmeler? Fena değil. Yönetmenden dönüş bekleyeceğiz artık. Ben yorgunum, yatacağım biraz, tamam? Bana bak. Kalabalıklara falan girmedin değil mi? Ha? Mesafeye takıl oğlum. Üf, yok abla. Dikkat ediyor herkes zaten, merak etme. Test bile yaptılar zaten herkese stüdyo girişinde. Hadi canım. O hazır testlerden mi? Oğlum alsaydı ya 3-5 tane bize de getirseydin. Ay dur bir teyze ya. Tekin, hangi testler oğlum bunlar? Bu hemen sonuç veren testler mi? Ha, onlardan işte ya. Ne çıktı sende? Ha. Negatifim abla. Sağlığımım yani. Ay. Yok bir şey. Oh çok şükür. Ya yorgunum sadece. Benim salın uyuyayım. Fazla da ses yapmayın ne olur. Aman tamam uzatma. Git yat. Oğlum bir şey yeseydin bir lokma. Yok. Tıktı lafı ağzıma. Teyze negatifmiş, iyi bari ya. Dinlensin, hiçbir şeyciği kalmaz. Aslan gibi çocuk. Aslan gibi, maşallah de. Nasıl yakışıklı. Maşallah, maşallah. Sen girsene şu siteye bakayım. Giriyorum, dur. Hadi ya, çok acıktım. Geldim. Oo, güzel gözüküyor ha. Ay afiyet olsun, sevgimi kattım. Sevgini mi kattın? Bak tadına. Güzel. Ha, ben bu arada ne diyeceğim bak, Selin dikkatini çekti mi hiç? Yo, niye? Şu ara nasıl gergin farkında değil misin? Değilim açıkçası. Neye geriliyor? İşlere mi? Hayır tabii ki. Evlenecekler ya Mesut abiyle, ona takılıyor herhalde. Kafası nikahta bence. İyi de Mesut abi gayet rahat görünüyor. Hem gerilecek ne var ki? Nasıl yani? Hani evleniyor insanlar. Telaş yapması, heyecanlanması falan normal değil mi sence? Tamam da yeni bir şey değil ki bu. İkisi zaten senelerdir beraber. Tek yapacakları gidip bir imza atmak. İnsan bana niye gerilir ki? Hem illa biri gerilecekse o Mesut abinin hakkı. Allah Allah. Sebep? Yani evlilik dediğin şey kelepçe takmak gibi bir şey. Kelepçe. Mesut abi zaten yıllardır yalnız yaşamış.
Şimdi bir de evini, hayatını paylaşacak. Sil baştan bir düzen kuracak ya. Kolay mı? Zor belki. Zor ama güzel. Yani düzen kurmak sandığın kadar kötü bir şey değil bence. Düzen kurmak kötü değil canım. Asıl kötü olan şey evlilik. Nasıl yani? Yani evlilik kötü bir şey mi sence? Kötü değil. Korkunç bir şey bence. Allah var ya, Mesut abinin yardımcısı olsun. Öyle mi? Değil mi? Sen yine bir değişik konuşmaya başladın Cemal. Evine mi gitsen? Hı? Niye ya? İyiydik böyle. Cemal'cim, sinirimi bozuyorsun. Ya şaka yaptım ya. Ya demin söylediklerin falan şakaydı vallahi. Tamam. Ben ciddiydim ama. Bugün erken yatayım ben, olur mu? Sen evine gideceksin. Beraber erken yatardık. Cemal. Hadi. Bak yine fikrini değiştirirsen hemen uyumam ben. Hı, tamam. Tamam, aklımda. Seslen ha bana. Tamam. Bak, seslen, duyarım. Hı, tamam, ben sesleniyorum. Bay bay. Devam. Aynen. Salak bu ya. Gerçekten salak. Hadi kurun sofrayı da iyi yiyelim, kurt gibi açım ya. Ne yemek var? Taze fasulye yaptım, üstü seversin. Oo, iyi. Şş, oğlum, sen de mi yardım ediyorsun ablalara? Aferin sana be. Abisine hiç çekmemiş. O anca yesin, içsin, uyusun. Hakikaten. Teki nerede bu arada? Odasında yatıyor. Yatıyor mu? Bu saatte niye? Biraz yorgun gibiydi geldiğinde. Ama kaç saat oldu, çıkmadı odasından ya. Ya merak edip bir baksaydınız kızım. Pasta falan olmasın. Rahatsız etmeyin dedi. Biz de girmedik babacığım. Allah Allah. Ben bir bakayım şuna ya. Hekim Bey. Bitmedi mi güzellik uykunuz? Hadi kaldır kıçını, yemek yiyeceğiz. Hadi, hadi. Ha, koy şunu da kızım. Oğlum, kime diyorum lan? Şşş. Kalk oğlum, kalk, kalk da bir yüzünü görelim lan. Tekin. Oğlum. Senin ateşin var. Tekin, bak bakayım bana. Tekin, buradayım oğlum. Bu ne halin oğlum? Şşş, ne bu hali? Abo, çok yorgun, uyumak istiyorum. Aç, 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 aç. Ne olmuş üstüne? Aç, aç. Çocuk ateşten yanıyor burada, haberiniz yok ya. Şu ateş ölçeri getirin. Maskenizi takın. Kapı kollarına falan dokunmayın. Yanıyor çocuk üstü. Ah, kızım, çık. Baba. Zeliha, ambulans çağır. Ay, ay. Hemen arıyorum. Esna. Odaya sokma. Siz de açılın, size de bulaşmasın. Ay, bu kadar ne bulaşacak üstüne? Kızım, virüs işte. Anlamadı mı daha? Tekin'de korona olabilir. Test yaptılar dedi. Öyle elden ele gezen testlerle olmaz. Hastaneye götürmemiz lazım. Ay. Geldik Hasan, geldik, sık dişini. Hastamız var. Biri baksın buraya. Hemşire hanım, ne olur yardım edin, hastamız var. Nesi var? Oğlum virüs kapmış olabilir. Şöyle oturun. Ateşi çok yüksek, halsizlikten yürüyemiyor bile. Tamam. 39,5. Hemen testi alacağız. Siz de çok yakın durmasanız iyi olur. Bana bir şey olmaz, ben hastalığı geçirdim. Biz ne yapacağız şimdi? Bekleyeceksiniz, haber vereceğiz. Korkma ablacığım, buradayız, tamam mı? Çok halsiz baba, normal mi bu kadar? Sen de geçirdin, bilirsin. Böyle miydi? Virüsten mi, niye böyle? Dur bir kızım, dur bir nefes al. Çocuk daha teste bile girmedi.
Ya pozitif çıkarsa ne olacak o zaman? Ne olacaksa olacak kızım. Dur bir sonucu gelsin. Sakin ol. Ya nasıl sakin? Neden böyle ya? Baba ne yaptık ya biz? Neden gelip hep bizi buluyor? Delireceğim ben ya. Zeliş'e yapma böyle. Bak herkes can derdinde. Biz de ne olur topla kendini. Ha bak sana da bir test yaptıralım. Sonra evdekilere de. Ne olur canım kızım. Benim sana ihtiyacım var. Bırakma kendini. Bekleyemediler, gittiler. Babası götürdü dersin. Tamam. Ben gitmek istiyorum artık Kemal. Söyleyeceğimi de söyledim. Dur bir ya, nereye? Biraz konuşalım. Konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıyorum senden. Bitti. Öyle bitti demekle bitmiyor yalnız. Niye anlamıyorsun ya? İstemiyorum artık. Tamam bak, bir sakinleş diyorum sana. Bir konuşalım. Ne konuşacağız Kemal? Mesela evli olduğunu benden sakladığını mı konuşacağız? Gerçekten ne konuşacağız artık? Pelin, ben seni gerçekten çok seviyorum. Ayrılmak da istemiyorum. Oraları çoktan geçtik. Ben de artık gidiyorum. Görüşmeyelim bir daha. Otur şuraya. Oturmuyorum, bırak. Otur dedim sana. Bir edep. Ne yapıyorsun sen? Sana ne kardeşim ya? İşine bak sen. İşime bakıyorum işte. Ne yapıyorsun lan manyak? Peşimden gelme sakın. Tamam ya, bırak kolumu. Duydum kızı. Peşinden gitmiyorsun. Tamam. Tamam lan, tamam. Hesabı da öde. Yürü şimdi. Çattık ya. Hiç haber vermedin ha. Ya biri çıksın bir şey desin artık. Unuttular bizi burada. Tekin Çoban'ın test sonucunu aldık. Netice? Maalesef pozitif. Allah kahretsin. Kesin sonuç olduğuna emin miyiz? Belki testte falan hata vardır. Biz de bu yüzden akciğer filmi çektik. Ciğerde tutulum var. Peki şimdi ne olacak? Tedavisi yoğun bakımda devam edecek. Yoğun bakım mı? Hemen mi alıyorsunuz? O kadar ağır mı? Hocamızın kararı. Sizi daha ayrıntılı bilgilendirecek. Şimdi müsaadenizle. Baba ne olacak şimdi? Korkma korkma. Yoğun bakım daha iyi. Daha iyi bakılır orada. Ah ah, ulan eşek sıpası, ah be. O kadar dedim dikkat et diye. Usta, nedir vaziyet? Pozitif usta, şimdi geldi haberi. Hayda. Abi çok geçmiş olsun. Eyvallah. Durun bakalım, moral bozmayın hemen. Abi Tekin hem genç hem sağlıklı, atlatacaktır. İnşallah. Ciğerlerde tutulum var dediler. Hemen yoğun bakıma alıyorlar. Ah be kardeşim ya, of. Ben de geçtim o yollardan daha 3 ay önce. Öyle berbat bir illet ki bu. Şimdi zar zor nefes alıyordur ya. Usta, usta. Gel bir hava alalım, gel. Gel biraz hava alalım, bunalmışsındır. İyi olur. Evdekileri de bir aramam lazım. Meraklanmışlardır. Hadi, hadi. Zeliha'cığım, biz de çıkalım mı? İster misin bir hava almak? Laf dinlemek benim salak kardeşim. Gitme dedim. Ne işin var partide dedim. Olmaz, bir şey karışma diyor bana. Al işte, olmaz. Olmadım abla. Tamam. Yatıracaklar şimdi yoğun bakıma. Ayakta duracak hali yok. Nefes alacak hali yok. Titriyorum. Tamam, tamam Zeliş'im. Hadi gel şuraya bir oturalım, bir sakinleşelim. Gel bakalım. Gel hadi otur. Ezgi, o partiye giden kim varsa bulmak lazım. Zeliha, bana Tekin'in arkadaşlarına irtibatları lazım. Vardır telefonunda. Zeliha, size test yaptılar mı? Yapma be Hüsnü. Ne olmuş teyze? Abinin testi pozitifmiş. Tamam Hüsnü, haberdar et olur mu? Merakta bırakma bizi. Gitsek görür müyüz abimi? Ne bileyim çocuğum. Nasılsa gideceğiz. Bize de test yapacaklarmış. Gidince bir deneriz şansımızı. Belki uzaktan uzaktan bakarız. Ha? Abla pozitif olunca ne oluyor? İyi olmuyor ablacığım. Yok. Abim çok mu kötü yani? Kötü metodi değil çocuğum.
Bak birkaç günlük bir şey. Abin sapasağlam gelecek. Hiç merak etme. Hadi biz toparlanalım. Gel çocuğum, korkma sen. Çok geçmiş olsun Hüsnü. Yapabileceğimiz bir şey varsa söyle, tamam mı? Yok baba, sağ ol. Ne gerekiyorsa yapılıyor zaten. Merkezde olamam birkaç gün. Gidişata bağlı işte. Biliyorsun, kusura bakmazsınız. Ya ne kusuru? Delirdin mi sen? Oğlanın başından ayrılma sakın, tamam mı? Ha bak, bir ihtiyaç olursa buradayız. Haberleşiriz, oldu mu? Nasıl sesi? Berbat. Bir partiye gitmiş oğlan geçen gün. Muhtemelen orada aldı bu virüsü. Ah be. Ya hep de bizim Hüsnü'yü buluyor böyle işler. Nasıl dayanıyor bu adam bu kadar Badire'ye? Aklım almıyor benim. Usta, yanlış anlama da aslan gibi çocuk. Sen bile sapasağlam çıktıysan yani. Hem diyorlar ya gençlerde daha kolay iyileşme falan. Of. Getirsene o konuşanların çoluğunu çocuğunu. Bir yatırsana bakayım yoğun bakıma ne oluyor. Öyle rahat atıp tutabiliyorlar mı? Tamam tamam ya, öyle demek istemedim ya. Tamam, sen sakin ol. Neyine sakin usta ya? Ya hiç mi boşumuz olmaz ya? Bir rahat nefes alamayacak mıyız ya? Bıktım vallahi ya. Ya isyan gibi olmasın da. Gönlüm yoruldu usta ya. Vurun ulan vurun. Ben kolay elmem demiş ya. Seninki de o hesap. Ya bana vursunlar da. Evlat bir usta. Evlat da olmaz ki ya. Bizimki de can be. Abi. Geçmiş olsun. Sağ ol Ali. Duyar duymaz geldik abi. Tekin nasıl? Yoğun bakımda. Yapma. Abi bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya evdekilerin test olması lazım. Biriniz gidip onları alıp hastaneye getirse çok iyi olur. Tamam abi, ben giderim. Tamam. Babacığım, maskeni tak. Boşver ya, ama bu saatten sonra ölsem ne olur. Çekeceğim var oğlum benden. Bir kalk sen. Bir uyan bakalım. Canını okuyacağım oğlum. Beni böyle korkuttun ya. Kim alacak acaba seni buradan? Bir kalk sen de bak ne oluyor o zaman. Abim daha ne kadar yatacak böyle?
Bilmiyorum ki kızım. Doktorlara bağlı, iyileşmesine bağlı. Azige, sizin ne oldu test sonuçları? Herkesin temiz çıktı. Bir ara benden şüphelendiler. Bir test daha yaptılar ama tertemiz çıktı çok şükür. Gözün aydın üstü. Bir de benimle uğraşmayacaksın. Allah razı olsun. Bana hala saçma geliyor Hüsnü amca. Bağlasan durmaz bu herif. Nasıl yattı? Nasıl bu hale geldi? Aklım almıyor benim ya. Benim de aslanım. Benim de. Hadi. Biz gidelim şöyle. Hadi kızım. Gene geliriz sonra olur mu? Ben götürürüm sizi. Araba bende. Ay yaşa oğlum. Eyvallah Tunç. Ne demek? Görüşürüz. Ben geleceğim zaten Hüsnü amca. Tamam, tamam. Uyanırsa haber ver baba. Sağ ol Tunç. Veririm tabii, veririm canım. Hadi Allah'a emanet. Ah. Teyze dikkat edin. Hadi kız. Görüşürüz. Mır 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 ne konuşuyorsun iki saattir? Çok kızıyorum bizimkine, Tekin'e. Bize bunu yaşatmaya hakkı yoktu. Haklısın kızım. Akılsızlık etti. Ne partisiymiş. Ne oldu bak? Ben bunu ömrümde bir iki kez el kaldırmışımdır baba. Yalan yok. Hepsinden sonra da köpek gibi pişman oldum tamam. Ama şimdi diyorum ki iyi ki yapmışım. Hatta uyansın, bir sapasağlam geçsin karşıma. Asıl o zaman. Yine kıyamazsın. Cık, kıyamam. Babacığım, çok yorgun görünüyorsun. Biraz dinlen istersen, eve gitsen de. Benim yorgunluğum dinlenmekle geçmez inişim. Ah benim eşeksin baba. Kalk ulan ayağa, yine kızdır. Yine dinleme sözümü. Yine delirt beni. Ama kalk ayağa be, kalk artık ya. Beyefendi, maskenizi takar mısınız lütfen? Virüsü yendiğiniz için kanınızda antikor bulunuyor. Çok sık kullandık bu yöntemi. Biliyorum, bana da plazma desteği yapmışlardı. Peki, Tekin bu tedaviye cevap verecek mi? Öyle olmuyoruz. Açık konuşayım Üstü Bey. Tekin hastaneye yattığından beri birçok yöntem denedik. Ancak bünyesi hiçbir tedaviye cevap vermedi. Bu şu an en büyük umudumuz. Peki, bu da işe yaramazsa o zaman ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Maalesef koronalı günlerimiz bitmiyor ve yakın zamanda da bitecek gibi görünmüyor sayın seyirciler. Vaka sayıları ve ölümler arttıkça hepimizin canı yanıyor. Ve sanırım bugün en çok canı yananlardan biri de benim. Çünkü bu hastanede kardeşim Tekin Çoban dünden beri COVID-19 yoğun bakımda tedavi altında. Belki onu oynadığı dizilerden tanıyanlarınız vardır. Ben doğduğundan beri tanırım. Dünyanın en iyi çocuğudur. Benim kardeşimdir, canımdır. Bu dünyada onun için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Ama şimdi buradan sapasağlam çıksın diye dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. 3 ay önce babam için buradaydım. Yine böyle çaresizlik içinde bekliyordum. Şimdi kardeşim Tekin için, o yeşil kutular, hani her akşam ekranda gördüğünüz, oradaki sayılar, insanlar, o insanlar biziz. Benim babam, kardeşim, birinizin çocuğu, annesi, sevdikleriniz.
O sayılar bizi sayın seyirciler. Biz tedbirlere uymadıkça, kendimizi ve çevremizi korumadıkça o sayılar azalmayacak. Birileri içeride, birileri benim gibi dışarıda. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Tüm zamanımız böyle yaşamla ölüm arasında beklemekle geçecek. Kesin. Benden ancak bu kadar çıkar. Kusura bakmasınlar, söylersin kanaldakilere. Ne diyecekler? Sen deli misin? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bitirdin mi? Bitti. Ne dedim hiç bilmiyorum. Öyle aklıma geldiği gibi. Sen konuşmadın. Kalbin konuştu Zeliş'im. Bak bakayım bana. İyiyiz. İyi olacağız, tamam mı? Sen bana lazımsın, biliyorsun. Sen de bana babacığım. Zeliha, kusura bakma. Kanaldan aradılar şimdi. Başka anons alamam. Ne çıktıysa o. Hayır ya, dur. Bir dosya varmış. Kadın cinayeti olabilir diyor bizimkiler. Herkes bir yerlerdeymiş. Müsaitsen bir gidebilir miyiz? Bana da sor dediler. Kusura bakma. Kadın cinayeti mi? Evet. Git kızım, git git. Git işinden gücünden kalma, ben buradayım. Bir şey oldu mu hemen ararım kızım. Baba, sahiden mi? Hiç yalnız bırakmak istemiyorum seni. Git hadi git. Lazım olmasa çağırırlar mı? Hadi düşünme burayı. Nerede araba? Karşıdaki otoparkta, şurada. Arkamdaki, yanımdaki insanları görüyorsunuz. Burası Pelin Gürtepe'nin oturduğu apartmanın önü. Son yıllarda çok gördüğümüz, hatta ne yazık ki alıştığımız bir manzara bu, biliyorum. Bir yanda Pelin'in komşuları, kadın derneklerinden gelen insanlar ve Pelin'in Adana'dan gelen ailesi. Hepsinin bir tek derdi var. Pelin nerede? 27 yaşındaki Pelin Gürtepe'den 3 gündür haber alınamıyor sayın seyirciler. Ben bu kızı tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Geçenlerde buraya geldi. Burada oturdular. Bir adam vardı yanında. Otur şuraya. Oturmuyorum, bırak. Şişt, dedim sana. Birader, ne yapıyorsun sen? Sana ne kardeşim ya, işine bak sen. İşime bakıyorum işte. Ne yapıyorsun lan manyak? Peşimden gelme sakın. Nasıl bir adam? Sevgilisi falan mı? Olabilir. Kız birkaç kere ayrıldık falan dedi. Ondan tartışıyorlardı. Kızın kolunu tuttu, bırakmayacaktı. Ben çektim, kurtardım kızı. Bir durun bakalım, bir ne diyorlar? Aldığımız bilgilere göre Pelin'in eski erkek arkadaşı K.A. gözaltına alınmış. İfadesinde 15 gün önce ayrıldıklarını söylediği için serbest bırakılmış. Bence kesin o adamdı. Merkezden şu adamın fotoğrafını alalım. Sonra sen de bir bak mazlum. Yok. Öyle bekliyoruz işte. Aynı durumu, değişen bir şey yok. Abi, Tekin senin çıktığın gibi çıkacak buradan. Merak etme. İnşallah canım. Çoban spor bu ya. Çevirmediği bir maç var mı? Var bir iki tane. Ben anlatırım sana sonra. Dur bakalım, dur. Atlatacağız, geçecek bu da. Bir çay falan alayım ben. Al hadi al. Efendim teyze. Zeliş kızım, güzel bir haber ver kızım. Keşke teyze yoğun bakımda hala. Anne kızım. Ne yapacağız biz böyle? Geceden beri dua etmekten başka bir şey yapamadım. Çıkmamış mı yoğun bakımdan? Yok kızım, yok. Ben abimi görmek istiyorum. Oğlum göstermiyorlar. İyileşecek abin, merak etme, zaman görürsün. Teyze. Heh. Akşam üstüne doğru gelin siz. Ben habere gidebilirim. Tamam kız. Tamam çocuğum. Peki gösterdiniz mi fotoğrafı Mazlum'a? Gösterdik baba. Mazlum teşhis etti. Kemal Salih aracı. Verdiği ifadeyle Mazlum'un anlattıkları uyuşmuyor. 15 gün önce ayrıldık demiş. Ama birkaç gün önce görüşmüşler. O gün de tartışmışlar.
Pelin'in kolundan tutmuş. Mazlum araya girmiş. Yalan ifade olduğuna göre harekete geçmeniz gerekiyor. Dosyayı biz devralıyoruz Hakan. Bahar'la birlikte gidip adamı alın hadi. Bir de biz konuşalım bakalım şu adamla. Anlaşıldı. Müdürüm, avukat hanım sizi görmek istiyor. Ha, buyurun. Sağ olsun. Maskenizi çıkarabilirsiniz. Teşekkürler. Dernekten geliyorsunuz değil mi? Evet müdürüm. Davaya müdahale olmamı istediler. Ne durumdayız? Henüz başındayız diyelim. Şu kızın eski sevgilisi. Kemal Salih Arıcı'yı tekrar alacağız. Edindiğimiz bilgileri aktaralım size. Bu peynir çok tuzlu, bir daha alma. Ağzım dilim yandı ya. Tamam, almam bundan sonra bir daha. Göreceğiz bakalım. Günlerdir kayıp olan Pelin Gürtepe'nin durumu hala belirsizliğini koruyor. Pelin Gürtepe'nin ailesi perişan halde sayın seyirciler. Buna gerçekten yürek dayanmıyor. Ailenin yakınları ayakta durmakta bile zorlanıyor. Bu belirsizlikse onlar için kabustan beter. Ama yine de umutlarını kaybetmek istemiyorlar. Nereye bakıyorsun sen? İşine bak, topla şu masayı hadi. Mahallede konuştuğumuz komşuları Pelin Gürtepe'ye olanların şaşkınlığı içinde. Bak şu kapıya. Asayiş bir olan geliyoruz. Kocanız evde mi? Bahçede oturuyor. Buyurun. Siz kimsiniz? Anne, ne oluyor? Bir şey yok kızım. Gel yanıma sen. Polis. Bizimle gelmen gerekiyor. Pelin'le ilgiliyse ben ifademi verdim. O konu kapandı benim için. Bizim için kapanmadı. Hadi, hadi. Aynı şeyleri soracaksınız, aynı cevapları vereceğim. Ne soracağımızı nereden biliyorsun? Hadi yürü. Arabanın anahtarını da al. Onu da inceleyeceğiz. İzniniz var mı? Olmasa buraya gelmeyiz değil mi? Ne tantana yaptın be kardeşim? Yürü hadi, gel hadi. Önce mi? Evet. Vallahi salıydı herhalde, 4 gün önce. Emin misin? Bu muydu yolunuz kesen adam? Bak, çok önemli. Evet, bu adamdı. Haberlerde kadının fotoğrafını görünce hatırladım ben de. Kesti önümü, aldı kadını, arabadan bastı gitti. Ne yapıyor bu ya? Kocasıyım dedi, ne bileyim. Aile meselesidir dedim. Karışmak istemedim. İçime de bir kurt düşmedi değil ama. Haberlerde görünce dayanamadım, aradım sizi. İyi yaptın da. İnşallah geç kalmamışızdır. Yazılı ifadeni alacak resmi ekiple. Teşhis için de arayacağız. Bir yerlere kaybolma, tamam mı? Tamam, buradayım. Anlat bakalım Kemal. Ne anlatacağım? İlk ifadeni anlat. Bakalım ezberin iyi miymiş? Buradan kontrol edeceğim. Ezberlik bir durum yok. Size de sıkıcı gelmiyor mu artık? Neymiş lan sıkıcı olan? Eski sevgili kâyesi. Çok bayat artık yani. Ne saçmalıyorsun lan sen? Film mi çeviriyoruz burada? Sen nerede olduğunu farkında mısın? Evlisin,
Çocuğun var, sevgilin var. Ne ayaksın oğlum sen? Suç mu? Anladım ben sizi. Hiçbir şey yok elinizde. Buradan yükleneceksiniz. Kemal. Burada bize böyle gevşek ağızla konuşanlara neler oluyor biliyor musun? Öğrenmek ister misin ha? Ha? Evet. Baba. Nasıl gidiyor Engin? Sinir bozucu. Şimdilik açık vermedi. 15 gün önce ayrıldık demişsin. Evet ayrıldık. O zaman Beykoz'daki kafede. Pelin'le tartışan kimdi? Seni orada görmüşler. Kafe mi? Nasıl? Hangi kafe? Nerede bu kafe? Şimdi açık verdim Münir'im. Haklısınız. Buradan bir şeyler çıkar bence. Anladım. Bilmiyorum ne yapacağım. Çok kötü ya. Demetciğim bak sana çikolata getir. Teşekkürler. Bir şey değil. Bilden bir gelir misin şöyle? Gel. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Emin misin? Bak sana yardım edebiliriz. Korkmana gerek yok. Bilmiyorum. Bana bir şey sormayın. Anladım Bilden. Ben seni de anladım. Sustuğunu da anladım. Merak etme. Kemal, söyle. Nereye götürdün Pelin'i? Hayır, sizin anlamadığınız ne? Söyleyin ona göre konuşayım. Bir yere götürmedim diyorum. Ulan Pelin'le tartışmışsın. Sonra arabayla yolunu kesmişsin. Zorla taksiden indirmişsin. Bütün bunları yaptıktan sonra da Pelin'in bıraktığına inanalım mı? Bunu mu istiyorsun bizden? İster inanın, ister inanmayın. Barışmak için çabaladım. İkna edemedim. Ne yapayım? Bıraktım. Nereye gidiyorsa gitsin. Nereye bıraktın? O yolda bıraktım işte. Bir de evine mi bıraksaydım? Lan senin var ya kafanı gözünü dağıtırım. Tamam tamam Hakan dur. Yok. Zorlayacak bu adam bizi. Biraz ara mı versek müdürüm? Evet verelim. Bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz ha? Kurtulacak Hüsnü, kurtulacak. Hüsnü Bey. Bir gelişme mi var? Durumu stabil. Henüz bir düzelme yok. Kandaki oksijeni yükseltmeye çalışıyoruz. Antikor işe yaramadı mı? Onun için 48 saatimiz daha var. Sabırla bekleyeceğiz. Bir gelişme olursa haber veririz. Tamam, sağ olun hocam. Siz de. Baba, ben korkuyorum. Abime bir şey olmaz değil mi? Olmayacak kızım, olmayacak. İyileşecek abin. Bırakmaz o bizi. Allah'ım sen yardım et bize. Tekinim şuradan çıksın. Daha da bir şey istemiyorum. Efendim kızım. Baba, yok mu bir değişiklik? Bekliyoruz kızım. Uyansın diye bekliyoruz. Ben de çok yoruldum. Evde dinlen biraz istersen. Yok kızım, yok yok. Tekin kendine gelmeden bir adım atma. Zeliş, ablacığım sabredeceğiz değil mi? Daha tedavinin çok başı. O güzel haber gelecek. İnanıyorum ben. Ben de inanıyorum da. Beklemek dokunuyor. Elimiz kolumuz bağlı. Merhaba, oturabilir miyim? Tabii, tabii buyurun. Pelin'le ilgili bir gelişme var mı? Yok, sorgudan bir şey çıkmadı. Kaç gün geçti. Söylemeye dilim varmıyor ama. Söyleme Selim. En azından ufak bir umudumuz var. Ona tutunalım. Yaşıyormuş gibi düşünelim. Yoksa o pislik olmasa başkası. Ne fark ediyor ki? Bir şey fark etmiyor. Yakalıyoruz, tutukluyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Artık değişir belki diyoruz ama iki gün sonra yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir yandan hak veriyorum size. Ama değişmek zorunda senin komiserim. Değişene kadar mücadele etmek zorundayız. Çünkü biz bu mücadeleyi vermezsek kendi kendine hiçbir şeyin olacağı yok. Önceliğimiz bu olmadıktan sonra işimiz, mesleğimiz hiçbirinin anlamı yok ki. Pes edemeyiz yani. Bence böyle bir hakkımız yok. Sorgu ne oldu? Tekrar başladılar. Bu adam konuşarak çözülmeyecek. Ben sana söyleyeyim. Başka yol bulmak lazım.
Yani başka yol dediğinde senin sorguya girmen. Tek başıma, kayıtsız kuyutsuz. Bir yarım saat. Mesut, olmaz o. Unutun. Komiserim. Ha? Kemal'in yeni kamera görüntülerini buldum. Ne görüntüsüymüş o? Kemal, Pelin'in kaçırıldığı gün benzincide görülmüş müdürüm. Aç bakalım şunu. Ay şerefsiz adiyeti. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir manyak var bizim karşımızda böyle? Kemal'in arabası da incelendi müdürüm. Parmak izlerinde Pelin'le ilişkilendirebileceğimiz herhangi bir ize ulaşamadı. Baba, sen bana izin ver. Ben bir gireyim sorguya. Alırım ben o itirafı. Benim başka bir planım var. Bize de söyleseydin ya. Daha neyi zorluyorsunuz? Aynı cevapları vereceğim. Gerekirse sabaha kadar burada aynı cevapları vermeye devam edersin. Sanmıyorum be komiserim. Birazdan avukatım gelir zaten. Sorguyu bitirelim arkadaşlar. Kemal, serbestsin. Nasıl yani müdürüm? Pelin bulundu. Hastanede tedavi altına alınmış. Kemal'in alakası yok demiş. Hadi Kemal, gidebilirsin yavrum. Gidebilir miyim? Hı hı. Niye şaşırdın oğlum? Sabahtan beri suçsuzum diyorsun. Hadi git. Hadi çık. Müdürüm, nasıl oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Hı hı. Bekleyeceğiz. Rıza babanın mutlaka bir bildiği vardır. Baba? Bitti mi? Serbest misin? Gidelim. Müdürüm. Engin müdür Rıza babanın bir bildiği vardır dedi. Umarım öyledir müdürüm. Merak etmeyin avukat hanım. Tek derdim soruşturmayı sonlandırmak. Ali Hakan, hadi. Hoşça kal. Benim işim var. Seni Allah affetsin. Ben affetmeyeceğim. Bir daha eve gelme. Sen anlıyor musun?
Pelin! Pelin! Pelin ne olur! Pelin bırakma beni! Pelin bırakma ne olur! Pelin! Pelin buradasın! Buldum seni! Buradasın işte! Yine geç kaldık. Biz geç kaldık, biri daha ölmüştü. Belki şu anda da geç kalıyoruz. Bir yerlerde birileri... Çekin! Oğlum neredesiniz? Kızım bir ses verin, neredesiniz? Nazike! Nereye götürdün çocukları? Allah Allah ya! Çocuklar! Neredesiniz? Haydar Bek de yok. Neredesiniz oğlum? Tekin! Tekin! Tekin oğlum niye ses vermiyorsunuz? Size bağırıyorum Tekin! Tekin oğlum kalk! Kalk oğlum kalk kalk! Kalk düşürsün burada kalk! Oğlum! Oğlum Tekin! Tekin düşürsün oğlum, giremezsin oğlum. Ulan eşek sıpası beni bırakamazsın Tekin! Tekin beni bırakıp bir yere gidemezsin oğlum. Tekin, Tekin yapma bunu bize Tekin. Baba, Tekin! Baba, kalk! İşte. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Evet, nasıl durumu? Benimle gelmeniz lazım, çok acil. Bir şey mi oldu Tekin'e? Biraz acele beyefendi. Buyurun. Allah. Allah'ım sen bize yardım et. Allah'ım sen bize yardım et.
İzninizi almamız lazım. Çok acil yatıştırıcı verip yatağa bağlamamız lazım çocuğu. Onay veriyor musunuz? Yatağa bağlı. Nasıl hocam? Ne oldu çocuğa? Baba al beni götür. Bir daha sözümden çıkmayacağım. Kurtar beni. Bırak. Kurtar beni ne olur. Kendine de zarar verecek, bize de üstü bey. Onay veriyor musunuz? Devam etmemiz lazım tedavi. Bir şey söyleyin ne olur, vaktimiz yok.